Akit TV ekranlarından iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Ters Kutuplara hoş geldiniz. Ben Yusuf Ozan Demir. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve haftanın öne çıkan başlıkları gündemimizde olacak. Hemen konuklarımıza döneyim. Takdim ettikten sonra konu başlıklarını sıralayacağım sevgili izleyiciler. Takvim gazetesi köşe yazarlarından Ekrem Kızıltaş bu hafta kendisi stüdyoda değil, Skype'la bağlanıyor. Ekrem Bey, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, teşekkür ederim, çok sağ olun. Hukukçu Avukat Ertuğrul Akar, hayırlı akşamlar, iyi akşamlar. Birazdan sevgili seyirciler, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş da bizlerle birlikte olacak. Evet, gündemde ne var? Bugün, yani cuma sabahına dünya bir kaosla uyandı. Siber saldırı mı değil mi? Ama sonra Microsoft kaynaklı bir yazılım hatası olduğu söylendi. Dünya genelinde Avustralya'da başladı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Belçika, hatta Türkiye birçok noktada bankacılık sektörü, hava yolları, hastaneler ciddi sıkıntılar yaşadı sevgili izleyiciler. Bu önemli bir konu ama önce başıboş sokak hayvanları düzenleme meclis komisyona gitti. 3 maddesi kabul edildi. Burada sert tartışmalar vardı. Bazı CHP'li ve DEM'li vekiller sevgili izleyiciler bir süre önce çocukları ya başıboş sokak köpekleri tarafından öldürülen ya da ciddi manada yaralanan anne babalara sert tepki gösterdiler. Hani neredeyse saldırdılar. O denliydi. Bu da kamuoyunda büyük tepki çekti sevgili izleyenler. Köpek popülasyonu 4 milyon olduğu söyleniyor. Tabii önce bir veterinerimiz var. Bunu bir izleyelim. Daha sonra bir nasıl algı oluşturuluyor buna değinelim. Yorumcularımız yorumlasınlar. İzleyelim. Hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. CHP ve muhalif vekiller yasanın çıkmaması için toplantıyı sabote etmeye kalktı. İlk olarak salona mama lobisi olarak adlandırılan mama fabrikalarına ortak STK'ların alınmasını istedi. Karar reddedilince Kızılca kıyamet koptu. Başıboş sokak köpeklerinin sesi olan muhalif vekiller MHP ve AK Parti sıralarına sözlü tacizlerde bulundu. Toplantıyı engellemek istedi. Bununla da yetinmeyen muhalif vekiller çocuğu köpek saldırısında hayatını kaybeden acılı babayı çocuğu siyasete karıştırma diyerek dışarı çıkarmak istedi. Ardındansa bu yürek yakan görüntüler ortaya çıktı. Tamam, sakin ol, sakin ol. Ayrıca toplantıya Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar da katıldı. Toplantı esnasında kanunla ilgili konuşan AK Partili milletvekilinin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadesine anne Derya Pınar destek verince muhalefet milletvekilleri acılı anneye tepki gösterdi. Tepki karşısında şaşkına dönen anne Derya Pınar, ölen çocuğunun ayakkabılarını muhalefet vekillerine gösterdi. CHP, DEM Parti ve tipli milletvekilleri ise "senin çocuğunu AK Parti öldürdü" diyerek annenin üzerine yürüdü. Görüşme sırasında muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında tartışmalar hiç dinmezken komisyon toplantısında yasanın ilk 3 maddesi kabul edildi. Diğer yandan kabul edilen maddelere göre kanunun amaçlarına insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla ifadesi ekleniyor. Şimdi CHP'li ya da DEM'li vekillerin tepkisi de uyutmaya karşıyız, hayvanlar öldürülmesin diyorlar. Hani bir yanlış algı var. Türkiye'de 4 milyon sokak hayvanı var. Köpeklerden bahsediyor. Bu tahmini tabii bir rakam. Ve bunların hepsi öldürülecek diye bir şey yok. Madde zaten açık. Saldırgan, yani insana zarar veren ya da hastalık saçan, kuduz olan hayvanlar, veteriner hekimler, işin uzmanları uygun görürse uyutulacak. Olay bu. Yoksa belediyeler aldığı hayvanları uyutmayacak. Şu verileri paylaştıktan sonra Ekrem Bey'e döneceğim. Bu veriler de önemli. Hemen aktarayım. Bunlar resmi verilerdir. Emniyet Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda 2019-2023 yılları arasında hayvana çarpma şeklinde, bakın çok önemli buralar, 3534 trafik kazası ve buna bağlı olarak 55 ölüm ve 5147 yaralanma meydana gelmiş bu yıllar arasında. Devam ediyorum. 2018-2022 yılları arasında kuduz riski temas sayısı ortalama 267.125 iken 2023 yılında bu sayı 437.601 olmuş. Ciddi bir yükseliş var. Ve kuduz nedeniyle maalesef gençler, çocuklar da hayatlarını kaybediyorlar. Sahipsiz köpek saldırıları nedeniyle ölen kişileri yakınları ve yaralanan kişiler ilgili yerel yönetime karşı dava açıyor. Bu davalar neticesinde hizmet kusuru nedeniyle maddi manevi tazminat ödüyorlar. Bu da diğer bir boyut. Yeni düzenleme maddesi ne diyor peki? Saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilmeyen, hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce ötenezi yapılır. Olay bu. Bakın çok net. Bir daha okuyorum. Saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen, hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlar uyutuluyor. Burada ötenezi yapılır diyor. Yani kuduz ve saldırgan hayvanlar. Bu verileri aktardıktan sonra VTR'de izledik. Ekrem Bey'e dönelim. Ekrem Kızıltaş. Önce o herhalde videoyu siz de izlediniz. O mecliste yaşananlar için neler söylersiniz? Yani öncelikle neler söylerim? Burada insanlarından uzaklaşmış kişileri seyrettik. Sahipsiz köpekler tarafından neredeyse parçalanmış bir çocukla ve öldürülmüş bir çocukla alakalı çocuğunuzu AK Parti öldürdü demenin, yani akılla, mantıkla, insanlıkla falan bağdaşabilecek bir tarafı yok. AK Parti ile ilgili bu sözü söyleyecek olan kişinin şu anda mecliste görüşülmeye, komisyonda görüşülmeye çalışılan kanunla alakalı eğer hakikaten söyleyeceği makul ve mantıklı bir şeyler olsaydı bunları söylerdi. Bunları söylemek yerine zaten daha önce var olan kanun çalıştırılacak bir hale getirilsin ve bunu uygulamayanlarla alakalı mevzuatta bir takım hükümler getirilsin diye yapılmaya çalışılan bu değişikliği engellemeye çalışıyorlar. Bunun arka planında bunu yapmaya çalışanların öncelikle şu artık milyarları aşan cirosuyla, mama sektörüyle bir bağlantıları var mı yok mu bilmiyoruz. Ama öbür türlü güya hayvansever olarak geçinip hayvanlardan aşağı bir şekilde insanları gören ve köpeklerin insanlara zarar verdiği durumlarda güya akılları sıra ironi yapıp İnsanların köpeklere zarar verdiğini söyleyebilen, kuduz sebebiyle hastanede hayatını kaybeden bir çocukla alakalı insanlar işte köpeği ısırdı, köpek hayatını kaybetti gibi laflar edebilecek kadar alçaklaşan takım insanlarla. Dolayısıyla biraz önce sizin o VTR'de gösterdiğiniz görüntü aslında normal bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir görüntü. Çünkü zaten var olan bir kanunun, belediyelerin, daha çok da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ihmalleri dolayısıyla, işlemiyor olması dolayısıyla özellikle salgın döneminden beri artan başıboş ve saldırgan köpek popülasyonu, sizin tabirinizle nüfusu diyelim, ciddi manada sıkıntı oluşturmaya başladı. Aslında teknik olarak belki mümkün değil ama ben diyelim ki idarecilerin yerinde olsaydım bu konuda bu hukuki düzenlemenin çıkmasına karşı olan insanları en azından simülasyon olarak saldırgan köpeklerle şöyle karşı karşıya gelmelerini bir sağlar. O zaman neyi savunduklarını, neyin olduğu gibi kalmasını istediklerini falan biraz daha sağlıklı bir şekilde anlayabilirler. Bu komisyon görüşmelerinde bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili çocuğu okul yolunda parçalanan bir babaya şunu söyleyebildi. Niye yani çocuk yürüyerek okula gidiyor ki, servise gitmiyor mu çocuklar okula falan gibi saçma sapan bir şey. Yani başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin, keşke olmasaydı, inşallah daha olmaz diye de söylenebilecek bizim dilimizde, Türkçemizde binlerce belki üzüntü beyan etme yolu var. Ama bu kişi belli ki bu hukuki düzenlemenin yapılmasını istemediği ve bu tür örnekler, çocukları zarar gören, öldürülen, parçalanan örnekler kendi tezlerini berhava ettiği için büyük ihtimalle hoşlarına gitmeyen o insanların orada bulunmasını önlemek için saçma sapan sözler ediyorlar. Buradaki konu şu: kimse bir karınca dahi olsa, bırakın köpeği, yani bir karınca dahi olsa hiçbir hayvana zarar verilmesini istemez, savunamaz. Ama hiç kimse 86 milyonluk bu ülkede 4 milyonluk bir köpek popülasyonunun değişik yerlerde bazen yaşlı bir kadına, bazen bir hanıma, bazen çocuklara, ne bileyim bazen herhalde biraz gözlerine kestirdikleri insanlara, bu arada sokaklara hasbelkader çıkan diğer evcil hayvanlara saldırmalarını ve bu arada az önce siz rakamları verdiniz, çok korkunç bir rakam. Yani 2023'te yanlış hatırlamıyorsam 437 bin küsür kuduz riski olan 437.601. İnanılmaz bir artış. Bu kadar kuduzdan şüphelenilen şey olmuş. Bu şu demektir teknik olarak. Kuduz bildirilmesi gereken bir olaydır. Bir kuduz olduğu düşünen bir hayvan birisini ısırdıysa buna ihbar mecburidir. Ve bu ihbar yapıldığında her ne olmuş olursa olsun o kişiye kuduz aşısı yapılır. Kuduz aşısı dediğiniz şey sıradan bir Covid aşısı ya da benzeri bir aşı gibi basit bir şey değildir. Hem fiyat olarak çok yüksektir. Ve hem de bildiğim kadarıyla kuduz aşısının çeşitli yan etkileri falan olan bir aşıdır. Dolayısıyla insanlar yani spor olsun diye hayvanlara ısırılmazlar, spor olsun diye kuduz aşısı olmazlar. Çünkü Allah korusun düşük bir ihtimal de olsa eğer kuduz bulaşığı varsa neticesinin ölüm olduğunu, hem de feci bir ölüm olduğunu hep birlikte biliyoruz. Dolayısıyla bu ülkede yaşayıp bu kadar hayvanın başıboş dolaştığı ve maalesef çeşitli olaylar. Biraz önce siz kaza rakamlarını verdiniz. Yıllara yayılmış kaza rakamlarında zannediyorum yaralanma sayısı 5147, ölüm 55. Yani 3354 kaza var başıboş hayvanlara çarpma yoluyla meydana gelen şeyde. Kimse kaza yapmak istemez, kimse bir hayvana çarpıp ona zarar vermek istemez. Ama kimse başıboş bir hayvana çarparak hayatını kaybetmek ya da arabasını terk etmek ya da arabasında bulunan yolcuların hayatını da kaybetmek istemez. Burada daha önce çıkarılan ve normalde işletilseydi bugünkü problemler karşımıza çıkmayacak bir hukuki düzenleme vardı. Neydi o? Başıboş hayvanlar, sahipsiz hayvanlar belediyeler tarafından toplanacak. Bunlar hayvan barınma evlerinde misafir edilecekler tabiri caizse. Aşıları yapılacak, kısırlaştırılacaklar ve bu arada çeşitli şekillerde orayı ziyaret eden insanlar tarafından sahiplenilmeleri temin edilecektir. Şu anda biz tuhaf bir manzara görüyoruz. Daha çok Cumhuriyet Halk Partili belediyeler özellikle de salgın döneminden sonra bu uygulamayı tamamen rafa kaldırdılar. Ve çok açık bir şey, 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisine ait böyle bir müesseseyi kapattıktan sonra bir gece vakti kamyonlara doldurduğu sahipsiz köpekleri Gebze sınırına bırakırken yakalandılar. Bu yakalanma bindikleri bir olay. Evet. Bunun gibi neler yaşandığını bilmiyoruz. Bu maalesef birçok şehirde değişik şekillerde oluyor. Hayvanlarla uğraşmayı istemeyenler ki kanun belediyelerin gelirlerinin büyük belediyelerden 1/1000'ını, küçük belediyelerde de 1/1000'ini ya da 1/2'sini belli bir yani gelirlerinden belli bir payı bu hayvanların rehabilitasyonu için, bunlarla ilgili yapılacak işlemler için ayrılmasını öngörüyor. Bu konuda uygulamalarda çeşitli sıkıntılar olup bugünkü duruma gelince şu anda yapılmaya çalışılan, görevleri olduğu halde bunu yapmayanlara yönelik hapis cezası getirip bir anlamda zannediyorum belediyeleri bu işe zorlamak için bu düzenleme yapılıyor. Bunun bize getireceği şey şudur. Az önce siz de söylediniz. Burada uyutma dediğimiz ya da öldürme diyelim doğrudan. Burada nedir? Hastalıklı ve tedavisi mümkün olmayan hayvanların, kanunda ötenazi ifadesi var. Ötenazi ifadesi kullanılıyor. Uyutma diyelim. Daha kibar bir ifade. Ötenazi biraz yabancı bir kavram. Nazileri akla getiriyor. Ha, öbür taraftan da şu var, yasaklı cinslerden bahsediliyor. Yasaklı cinsler dediğimiz hayvanlar pitbull. Türkiye'de maalesef pitbull ve benzeri birilerinin normal ırk değil bu ırklardan bir takım karışımlar yoluyla elde ettikleri ve çoğu zaman sahiplerini bile dinlemeyen, geçmişe doğru baktığımızda görürüz bazı hallerde sahiplerine bile saldırıp onlara çeşitli zararlar verebilen hayvanlardan bahsediyoruz. Buradaki konu şu, bu konuda Avrupa ülkelerinin, bütün dünya ülkelerinin başarılı uygulamalar yapmış ülkelerin bir takım tecrübelerinden alınan örnekler var. Türkiye'nin yaşadığı örneklerden alınan tecrübeler var ve Türkiye'de aslında daha önce çıkarılıp eğer uygulansaydı şu anda bu tür problemlerle karşılaşmamızı engelleyecek bir hukuki uygulamanın tekit edilmesi, yenilenmesi ve altı çizilerek tekrarlanması var. Ve bunu uygulamaktan imtina edenlerin cezalandırılması söz konusu. Burada madde bir, birileri zannediyorum dudak uçuklatan rakamlarda bir mama ticareti var. Bu mama ticareti bir de legal kanallardan da yapılmıyor. Birileri yine illegal kanallardan güya yardım toplayıp hayvanlara bakıyoruz. Biliyorsunuz MASAK bir rapor açıkladı bununla ilgili. Biliyorum. Ondan bahsetmeye çalışıyorum. Burada yapılan şey ne? Orada güya bu hayvanlara bakıyoruz adı altında toplanan paraların evlere, apartmanlara, güzellik salonlarına falan filan yatırıldığına dair ifadeler var. Ve dolayısıyla illegal bir şekilde böyle bir şey var. Şu anda yapmaya çalıştıkları şey de şu, o biraz önceki görüntüdeki bütün milletvekiller, DEM'li ve CHP'li milletvekillerinin güya oraya destek vermek üzere oraya gelenlerin bütün derdi bu başıboş hayvan meselesi şimdiki haliyle devam etsin. Belediyeler bunları toplamaya, belediyeler bunlara bakım yapmaya, belediyeler bunları aşılamaya, belediyeler bunları kısırlaştırmaya zorlanmasın. Bunları sahiplendirmeye falan da karşı çıkalım. Bu hayvanlar şimdi olduğu gibi sokaklarda olsunlar. Biz de bu sokaklarda var olan hayvanlar üzerinden keselerimizi, kasalarımızı dolduralım. Bu birinci taraf. Öbürü de şu, bunun bir yönü ciddi bir asayiş konusudur. Düşünebiliyor musunuz? Gece sokağa çıktığınızda köpek korkusuyla gidiyorsanız, yani ona sokağa çıkmak falan da denmez. Çocuğunuzu okula gönderiyorsunuz. Herkes biraz önce bahsettiğimiz CHP'li milletvekili gibi herkes yani kısa mesafe ya da uzun mesafe servis tutmaya da servise ücret ödeme imkanına sahip değil. Halkın partisi olan CHP'den birisi çocuğu başıboş hayvanlarca katledilmiş bir babaya niye çocuğunuzu yürüyerek okula gönderiyorsunuz kardeşim servis yok muydu diyebiliyor. Bu kadar aşağı duruma düşebiliyorlar. Anlaşılan şu, bu konu bir yara olmaya devam etsin. Biz de bu konuyu önce hayvansever gibi gözükerek sonra da işte bu takım çözüm bu şekilde çözüm yollarını engelleyerek onun devam etmesini sağlayalım şeklinde bir mantık var. Buradaki konu şu, parlamentodaki meclisteki görüşmeler zannediyorum önümüzdeki hafta tamamlandı komisyon görüşmeleri meclise gelecek ve inşallah bu uygulama kanunlaşıp zannediyorum artık sıkı bir şekilde takip edilecek. 4 milyon dediğimiz rakamın 5 milyon, 6 milyon olma ihtimalini de gözlerini tutmayalım. Ve parlamentoda, komisyona gidip orada gürültü çıkan milletvekilleri de dahil olmak üzere Allah korusun yarın herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde başıboş ve adeta canavarlaşmış köpeklerin saldırısına uğrama ihtimalinden masum olmadığımızı da bence unutmayalım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu arada Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş geldiler. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hukukçumuza dönelim. Avukat Ertuğrul Akar. Tabii bir düzenlemeden, yasa düzenlemesinden bahsediyoruz. Bu içerikte tam olarak ne var? Sanki kamuoyu biraz yanlış algıladı olayı. Evet abi şununla başlamakta fayda var. Biz yine... CHP ve PKK'yı DEM'i aynı safta görüyoruz. Bu saf hangi saf? Bu saf yine insan varlığı ve insan haklarıyla ilgili bir konuda bu mevzunun karşısında durdukları bir saf. Milletin meclisinde milletin kendisine hakaret eden bir siyaset olmaz. Bu Türkiye'ye yakışmayan bir görüntüdür. Bunu bir kere ben kınıyorum. Hele ki evlatları vahşi hayvanlar tarafından katledilmiş bir anne ve bir babaya karşı takınılan bu tavır kabul edilemez bir tavırdır. Tasvip etmiyorum. Bu şahıslar hakkında da soruşturma başlatılması meclis tarafından elzem bir durumdur. Örnek teşkil etmesi gerekiyor. Çünkü millet kendi evine gelmiş hakaret işitemez. Çözüm üreteceksiniz, önünüzü ilikleyeceksiniz. Millet ne diyorsa dinleyeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Yanlış yapılmıştır. Bu bir. İkincisi, şimdi insanlar şunu karıştırıyorlar. Bakın, kanun düzenlemeleri yapılırken şu husus dikkate alınır. Yargıtay'ın da, Danıştay'ın da, normal yargı sisteminin de, dünyanın her tarafında bu böyledir. Üstün hak, üstün menfaat dedikleri bir ilke vardır. Yani menfaatler çatıştığında kamu düzeni ve kamu sağlığı açısından korumacı taraf, korumacı hüküm, korumacı eylem hangisi ise kanun onun yapılmasını emreder. Tıpkı bu kanun düzenlemesinde olduğu gibi. Burada bir hayvan hakkı söz konusudur, bir de insan hakkı söz konusudur. Şimdi iki hakkın çatışmasını biz görüyoruz burada. Peki ne yapmak lazım? Olaya nereden bakmak lazım? Olaya şuradan bakacağız. Kamu düzeni ve kamu sağlığı açısından, yani insanların yaşam şartları, yaşam kaliteleri, yaşam özgürlükleri, seyahat özgürlükleri, huzurlu yaşama hakları, vücut bütünlüklerini koruma hakları gibi haklar bir tarafta ve diğer tarafta ise hastalıklı, iyileşme ihtimali olmayan bir canavarlaşan bir yapı, bir varlık söz konusu. Hastalıklı dediniz. Yani normal, tabii, sağlıklı hayvanlara dokunulmuyor. Dokunulmuyor. Saldırgan olmadığı müddetçe. Olmadığı müddetçe. Şimdi buradaki menfaat çatışmasında devletin koruması gereken taraf, yani üstün hak, üstün menfaat, İnsan varlığı ve insan hakları lehine olan taraftır. Dünyanın tüm hukuk sistemlerinde bu böyle işler. Biz hem dünya hukuk sistemine entegre olalım deyip hem üstün hak ve üstün menfaat söz konusu olduğunda mağdur olan tarafı seçmezsek hukuk düzenlemesinin bir anlamı kalmıyor. Hukuk devleti olmanın da bir anlamı kalmıyor. Çünkü hukuk sistematiğinde bir taraf ne yaparsanız yapın mağdur olacak. Ama genel bir çerçeve ve üstün menfaat konusunda alınan pozisyondur o kanunun veya o düzenlemenin adil olup olmadığını belirleyen veya işe yarayıp yaramayacağını belirleyen şey. Bu kanunda da gayet normal bir şekilde devlet vatandaşlarının üstün menfaatini genel kamu düzeni ve genel kamu sağlığı, kuduz dediniz, bulaşıcıdır, diğer işte o hayvanların sağlığa aykırı veya bir sürü problemleri var bu hayvanların. Şimdi böyle olunca da doğal olarak kanun düzenlemesi insanlar lehine olur. Bunda bir problem yok. Kaldı ki burada öncelikli uyutulması istenen hayvanlar artık umudu olmayan, iyileşmeyecek hayvanlardır. Ve bunların, inanın ki bu tür hayvanların, sadece köpekle ilgili değildir. Herhangi bir hayvan düşünün. Koyun, kuzu, ne bileyim bir hayvan, horoz. Bunlar hastalıklı bir halde ölseler dahi bunlar çevrelerine hastalık yayıyorlar. Kokusuyla, parazitleriyle, varlıklarıyla bunlar zarar veriyorlar. Bunların ölüleri bile bir zarar. Şimdi biz uyutmayalım. Peki ne yapalım? O hayvan gitsin, şehrin bir yerinde, bir köşesinde ölsün. Peki orada o hayvanın yazın sıcağında o kokusu, o parazitleri, o pisliği, bu hep hastalık. Bunun hesabını kim verecek? İnsanların çocukları hasta olduğunda, hani ısırılmayı bak geçtim, hani ısırılmayı. Ya bunları düşünmek lazım. Şimdi onun için... O zaman sorun nerede? Niye karşı çıkıyorlar? Şimdi niye karşı çıkıyorlar? Şundan dolayı karşı çıkıyorlar. Birincisi, ekonomik menfaatler söz konusudur. İkincisi de CHP söz konusu olduğunda zaten bu zamana kadar insanların haklarını, Türk milletinin hakkını savunan bir pozisyonda olmadığı için aslında ben biraz da bu noktada hani yadırgamıyorum yani. Özür dilerim, biz bir noktayı kaçırıyor muyuz Ertuğrul Bey? Acaba şundan olabilir mi? Malumunuz 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP birçok belediye aldı ve geldiklerinde direkt olarak mali sıkıntılardan bahsettiler. Şimdi düzenlemeye baktığımız kadarıyla diyor ki bunları sokaktan al, eskisi gibi aldığın yere bırakma. Evet. Modern bir barınağa götür, personel tut ve bunların da maliyetini karşıla. Acaba... belediyelerin bir bölümü ya da CHP'liler daha fazla tepki gösterdiği için, CHP'li belediyeler bu maliyete katlanmak istemedikleri için mi bu tepkiyi gösteriyorlar? Çünkü ciddi bir maliyet var ortada. Ya olabilir, ihtimal dahilindedir. Ben geçen hafta Bursa'daydım. Bursa Belediyesi AK Parti'deyken, Büyükşehir Belediyesi bu işler olsun diye Orman Bakanlığı'ndan Bursa'nın üst taraflarında bir yer tahsisi kiralama, 49 yıllığına bir yer tahsisi sağlanıyor ve orada çok güzel barınak yapmışlar. Orada veteriner hekim kadrosu var, işte veteriner hekim yardımcıları var, bakıcılar var, temizlikçiler var. Çok güzel ormanın içerisine işte bölmeler yapmışlar. Hayvanların ikişer, üçer kalabileceği sistemler şeklinde. Oranın sorumlusuyla ben görüştüm, sohbet ettim. Tabii şimdi CHP geçtiği için isim vermek de istemiyorum. Bu konuyu konuştuk. Dedik ki ya bu hani hayvanların uyutulması işine ne diyorsunuz? Yani nasıl karşılanıyor? Tamam biz bunu konuşuyoruz ama hani bir de bu işi yapacak olan veteriner hekimler var. Yani onlar da bir insan. Bunu yapabilecek misiniz? Ya bu soruyu onlara sorulması lazım. Ya tamam. Hadi bir de siz gelin. Verilen cevap şu oldu. Yani dediler ki yani bu yasayla da ilgili şu. Ya bu doğrudan alın öldürün yasası değil. Bu sokakların düzene girmesi, temizlenmesi için belediyelere zaten görevi olduğunun hatırlatılması işidir. Biz zaten alıyoruz. Ya yerimiz yoktu. Biz de gittik Orman Bakanlığı'ndan tahsis ettik. Bunu bütün belediyeler yapabilir. Buraya alınıyorlar. Aslında o zaman bu dediğiniz yani öyleyse örnek teşkil ediyor. Tabii. Yani Bursa'ya bakabilirler mesela. Oraya hayvanlar alınıyorlar. İşte bütün tedavileri yapılıyor. Oradaki hekimler teşhislerini koyuyorlar. Tedavi sonucunda diyor ki bu saatten sonra kurtulamaz. Mesela hastalığı belli bir seviyeye gelmiştir diyor. Veya işte bu akli dengesi yerinde değildir diyor. Şimdi o noktada hekimin teşhisi itibariyle artık o iş bir kere görev durumuna evriliyor. Eğer hekim o teşhisi koyduğu andan itibaren o hayvanın uyutulması görevini yapmıyorsa orada vicdanı sızlaması gerekiyor. Eğer o teşhisle birlikte görevini yapıyorsa bence o hekim hekimdir. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in demecinde Sayın Özel diyor ki bu kanun geçse bile direneceğiz, biz uygulamayacağız. O zaman ne olacak? Nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Şöyle yani burada karşılaşacak bir tablo yok aslında. Yani insanların beklediği gibi bir kaos çıkmaz. Yani kimle kavga edeceksiniz? Hangi birine yaptırımı uygulayacaksınız? Türkiye bu stresi kaldıracak durumda değil yani. O zaman yani o sokaklardaki hayvanları toplamayacak mı CHP'li belediye? Ya CHP'li belediyenin topladığını biz gördük işte. Siz de söylediniz. İstanbul toplanı götürdü. Başka bir ilin ortasına bıraktı. Evet yani böyle bir... Öyle değil. Kanun diyor ki bunu barınağa topla. Barınağa, yere bırak demiyor. Şöyle bakın. Başka bir yere bırakmak da artık ceza. Ama kanun şunu da söylüyor. Müeyyide getiriyor. Belediye diyor ki ben sana yer tahsis edeceğim diyor. Kanun onu da söylüyor. Orman Bakanlığı'na diyor ki kanun aynı zamanda bak diyor talep geldiğinde çalışın. Buraya bir yer tesis edin diyor. Buraya bu işi yapacak bir sistem kurun diyor zaten. Hani belediyelerin böyle aşırı bir masrafını zaten veteriner hekim çalıştırıyorlar. Zaten asistan çalıştırıyorlar. Yani anlatabildim mi? Ya burada belediyeler şunu yapıyor. Veterineri alıyor. Veterinere bir oda veriyor. Şöyle iki kişi... günümüz tabiriyle düzgün, modern bir imkan veremezse kendileriyle çelişmiş olacaklar ama. Çünkü hayvan hakları, hayvanseverlik diyorlar. Bir de yarın bir gün birileri çeker. Bak işte ortam budur diye bu defa kendileriyle çelişecekler. Ama böyle bir yönetim anlayışı da olmaz ki. Yani o zaman hiç kimse bir bakkal işletemeyiz biz. Böyle bir anlayış, sorumluluk. O zaman o göreve talip olmayacaksınız. Şimdi maaş alıyorsunuz, devlette kadrolu çalışıyorsunuz. Böyle bir düşünce tarzı doğru olmaz. Yani bu örneği görmek isteyen gitsin Bursa'da AK Parti belediyesi döneminde yapılan tesisleri görsünler. Muazzam. Ertuğrul Bey. Efendim abi. Ertuğrul Bey kusura bakmayın ilavede bulunmak istiyorum. Balıkesir'de mesela muhteşem bir hayvan barınağı vardı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde muhteşem bir hayvan barınağı vardı. Gaziantep zannediyorum Türkiye'de Gaziantep Belediyesi'nin bu konudaki barınağı birçok belediye tarafından örnek alınabilecek yer. Benim hatırladıklarım Ordu'da aynı şekilde vardı, Erzurum'da vardı, Konya'da var. Yani örnek birçok yerde var. Yapılmayanların örnekleri de birçok yerde var. Aynen öyle. Buradaki mesele topu taca atmakla ilgili. Aynen öyle. Ya şöyle son olarak şunu özür söyleyeyim. Unutma hemen döneceğim. Ekrem Bey çok kısa. Topu niye taca atıyorlar? Sorun bu. Şimdi topu niye taşı atıyorlar? Bir, ciddi bir mama sektörü var. Bu mama sektörüyle bu parlamentodaki grup komisyon toplantısına gelip yürütü çıkanların maddi bağlantıları var mı yok mu araştırmakta fayda var. Hayvan Sözürü barınağa giderse de mama yiyecek. Hayır. Şimdi nasıl olacak? Hayvan barınağa giderse oraya resmi fiyatlardan ve faturalı vermezsiniz. Öbür türlü parayı illegal toplayamazsınız. O mama şeyini illegal döndüremezsiniz. Mama için aldığınız parayı mamaya yatırmazsanız sizi mama yaparlar. Dolayısıyla onunla güzellik salonlarında falan güzelleşemezsiniz ya da kendinize villa alamazsınız. Yani bu işin arka planında çok iğrenç bir şey var. Hayvan falan sevdikleri yok. Çünkü hayvanseverlik kılıfı giymiş birisi çıkıp da bir hayvan bir insanı ısırdığında insan da orada olmasaydı, oradan geçmeseydi gibi saçmalıyorsa bu işin arkasında başka şeyler var. Peki Ertuğrul Bey. Son olarak şunu söyleyeyim. Tabii 3-4 gündür bu yorumları falan okuyorum. İşte bu muhalif medya, muhalif kesim akıl almaz yorumlarda bulunuyor. Diyor ki siz bu yasayı çıkardığınızda diyor bu bir utanç yasası olacak diyor. Gelecek nesiller diyor sizi utançla yad edecekler diyor. Tamam mı? Şimdi ben de oradaki algı şu. Hepsi öldürülecek. Şimdi ben de şunu düşündüm. Dedim ki o zaman biz şuraya gidelim bir. Yıl 1932, 13 Haziran. Resmi gazetedeki yayınlara bakalım. Altındaki imza kimi? Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası. Doğrudan talimat verilmiş. Öldürün. İtlaf edin. Uyutun muyutun yok. Öldürün. Şimdi peki siz utanç mı duyuyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ten? Mustafa Kemal Atatürk'ün o bıraktığı yasa sizin utanç kaynağınız mı? Bunu soruyorum ben CHP'lilere, bu yasayı savunanlara, utanç yasası diyenlere bunu soruyorum ya. Altında imzası bulunan adam Mustafa Kemal Atatürk. Bu yasa sizin utanç kaynağınız mı? Öyle mi algılayalım biz? Ya herkes bir aklını başına alsın. Bu kadar önemli bir konuda bu kadar cahilce yorumlar, bu kadar yobazca yorumlar yapılamaz. 2024 yılındayız. Türkiye çağ atlamış. Türkiye her konuda dünya devletlerin önüne geçmek üzere. Biz geliyoruz burada mamacıların para oyunlarıyla ülkemizi rezil ediyoruz. Şunu da hemen sorayım. Çok kısa sonra Sayın Kurdaş'la devam edelim. Avrupa'daki örneklere baktığımızda mesela birçoğunu okuduğumda onlar şöyle yapmışlar. Diyorlar ki barınaklar aldıktan sonra bundan sonra bireysel yardım yok. Yani o kanunu çıkardıklarında toplu bir havuz oluşturmuşlar. O bireysel yardım yapılamıyor. Yardım yapmak istiyorsan bu havuza yatırmak zorundasın. Bu havuzdan para alınacak. Bizde bu kanunda bununla ilgili bir düzenleme var mı? Ya şöyle, hayvan hakları ile ilgili mesela hayvanlarla ilgili böyle bir düzenlemeniz yok. Öngörülende de yok. Ama şöyle bir problem var. Şimdi onlar muhtemelen usulsüzlüğü gidermek için böyle bir şey yapmışlar. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi korona döneminde bu yardım toplama olayla ilgili biliyorsun Ekrem İmamoğlu'yla Sayın Süleyman Soylu arasında bir tartışma çıktı. O da neydi? Ekrem İmamoğlu kendi kafasına göre yardım topladı. Süleyman Soylu da bunları bloke etti. Bloke ederken de dedi ki ya bak kardeşim bu işin kanunu var. Kanun sana bunu bu şekilde toplamanı yasaklıyor. Devlet olarak ben topluyorum bunu zaten. Ver bana parayı ben resmi kanallardan dağıtıyorum. İmamoğlu sanki arkasında başka film fırıldaklar varmışçasına hayır ben topluyorum ben millet... Ya şimdi kafa bu olunca siz hayvan yasasına da bunu koysanız o parayı alıp ceplerine koyup film fırıldak çevirip mamaya yatıracaklar. Yani mesele niyet meselesidir. Devletin kanunu varken film fırıldak yapan bir zihniyet bunu da o film fırıldağa çevirecektir. Parayı toplamanın bir anlamı yok yani zihniyet meselesi. Mustafa Bey. Şimdi hem iktidar kanadında hem muhalefet kanadında sert tartışmaları da beraberinde getirirdi. Komisyonda 2-3 madde geçti ve hala da tartışılıyor. Siz bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Lafa meseleye çok sağlıklı bakılamıyor. Çünkü mesele kavga, çatışma ve çekişme vesilesi kılınıyor. İnsan ve diğer yaratıklar ya da yaratılmışlar arasındaki o temel zemini mutlaka önce zihinsel olarak bizim oluşturmamız gerekiyor. İnsan kimdir, niçin yaratılmıştır ve insana dair bugün yeryüzündeki küresel sistem hangi savaşı veriyor? Bunları bilmeden bu konuları konuşmak sadece günlük politikanın polemiklerine hizmet eder. Oysa insan kuldur, insan eşrefi mahluk olarak yaratılmıştır, insan aslında ölümsüzdür. Ölse de bir başka dünyası vardır. Doğal olarak yeryüzündeki bütün yaratılış hakikatleri çerçevesinde baktığımız zaman yörüngesine dönen her şey Allah'ı zikir ve insana aynı zamanda hizmet içinde vardır bu imtihan dünyasında. O yüzden bugün baktığımız zaman küresel sistem bir takım lobiler oluşturmuş, kodlar oluşturmuş, bir takım yeni nesille ve insanla savaş metodolojileri oluşturmuş. Bunlar çok sapkınlaşmış, tuhaflaşmış, aşkınlaşmış. Yani artık insanın tasavvuru bile aşacak kadar enteresan şeyler var. Yani makineyle insanı bir tutan, işte hayvanla insanı, hatta hayvanı üstün tutan, eskiden biliyorsunuz bir Darwinizmle mücadele vardı bilimsel olarak. İnsanın soyu, nesli, sopu nereden geldiğine dair bu çöktü yani. Batı dünyasında da çöktü. Bize ezberletilen bütün dayatmalarda da çöktü. Bugünkü küresel sistem lobi ağı insan ve insanın imtihanıyla müdahalesi savaşında başka bir zemin oluşturdu. Bir defa bu zemini bilmemiz lazım. Bu zeminin içerisinde sapkınlıklar var mı? Mesela LGBTİ dediğimiz sapkınlıklar var mı? Neslin sağlığı ve insan nesliyle savaş bakımından var. Öbür taraftan aynı şekilde insan neslinin diğer yaratılmışlarla aynı eş seviyede ve eşitlik, işte hayvan hakları derken aslında insan haklarından üstün ya da insan haklarına doğru yükseltme ve yüceltme çalışmaları da vardır. Bir defa bu zemini önce şöyle bir koyalım, bunu bilelim yani. Biz bu tartışmaları bir medeniyet tartışması ekseninde en azından tasavvur etmemiz, bilmemiz ve bu düşünceyle meseleye yaklaşmamız gerekir. Öyle ki bir medeniyet düşünün, o medeniyet göç etmekte olan kuşlar için bile bir vakıf kurmuş, işte bir takım çalışmalar yapmış. Bir başka medeniyet diyemeyeyim ama tırnak içerisinde uygarlıksa yeri gelmiş kuşlar konmasın diye cam ya da sivri şeyler koymuş. Mekanları hayvanlardan uzak tutmak için. Ya da şöyle diyelim, kuş gribi diye Türkiye'de yakın zamanda aslında 15-20 yıl önce yaşadığımız bir serilen bir prova vardı, öyle değil mi? 2009 muydu? 2008-2009. Neydi kuş gribinde? Birdenbire böyle bu salgın hastalık tıpkı koronada olduğu gibi bütün dünyayı ve en başta da bizi yok edecek gibi gösterildi ve ne kadar Anadolu ırkı kanatlı varsa, kümes hayvanı varsa tamamı itlaf edildi ki hayvandı. Yani bugün konuşulan da hayvan, hiç hasta olmadığı halde sadece ve sadece böyle bir korku paranoyasıyla itlaf edilen ırklar vardı. Şimdi her şeyi yerli yerine bakacak olursak, yani hayvan hakları da sadece köpekten ibaret değil. Mesela aynı şeyi Avustralya'daki acaba develerle ilgili niçin gösterilmedi diye de, değil mi? Su içiyorlar diye develeri öldürdüler. Tabii canım, yani binlerce deve. Bir ekolojik sistem de var. Şimdi Avustralya'yı konuştuk şimdi. Develer katledildi. Büyük yangınlar var. Başka felaketler Avustralya'nın başına gelmeye başladı. Sonra sel felaketi oldu. Tabii Türkiye'de yani. Evet. Türkiye'de işte kanatlıları biz kuş gribi furyasında itlaf ettik. En nihayetinde kene şeyi başladı. Tabii. Özellikle Sivas Kongosu, şusu busu falan öldürücü şeyler başladı. İstilalar başladı falan. Ekolojik dengede var bu işin. Bunları şöyle bir koyalım. Bir de şuraya baktığımız zaman meseleyle parça parça ele alarak efendim çalışan hakkı, işçi hakkı, çocuk hakkı, efendim hayvan hakkı, makinenin hakkı falan, robot hakkı falan diye meselelere baktığınız zaman bu parçalarla bir yere varamazsınız. Yani hayat ve dünya bir bütündür. Bu bütün çerçevesinde bir özne vardır. Bu özne insandır. Ve doğal olarak her şeyi bu özne üzerine değerlendirmek ve yaklaşmak gerekir. Siz şimdi parça parça işçinin hakkını, işverenin hakkını, her hak savaşı haline geliyor her yer. Yani sendikal hayatta da ve diğer hak mücadelelerinde aslında yaklaşım yanlış. Bu bir yine medeniyet yaklaşımıdır. Şöyle söyleyeyim, kapital dünyayı bugün işte aslında bahsetmiş olduğumuz bu krizlerin beşiğine, Batı dünyasına ve kapitalizme baktığımız zaman onlar bir çatışma üzerine bir dinamik koyuyor. Hayatın dinamiğini çatışma üzerine koyuyor. Bugünkü kapital sistemde herkes ve toplumun her kesimi, zengini, fakiri, işçisi, efendim çiftçisi, esnafı, siyasetçisi, oy verir, herkes birbiriyle çatışmak zorunda. Çünkü çatışarak ancak ayakta kalıyor. Oysa İslam toplumu öyle değildir. İslam toplumu birbirini tamamlayıcı toplumdur. Bu çok, bir tane örnek verebilirim size. Yani Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini düşününüz. Anlatılır bir menkıbe olarak biliyorsunuz. Tebdili kıyafetle Sultan Hazretleri bir gün İstanbul esnafına varınca bir dükkana giriyor ve bir siftah yapıyor orada. Bir şey alıyor. Sonra ikinci şeyi soruyor. Diyor ki şu da var mı? Esnaf ne diyor? Ben bugün siftahımı yaptım. Yan komşuya git diyor. Peki bugüne gelelim. Bugünkü dünyada siz bir esnafa vardığınız zaman, bir şey aldığınız zaman, ikinci şeyi isteseniz, onda olmasa, var olsa demiyorum, onda olmasa dahi nerede diye sorduğunuz zaman çoğu söylemiyor. Ne diyorum? İslam toplumu birbiriyle dayanışma ve tamamlayıcı toplum, bugünkü toplum ise rekabet ve yıkıcı rekabet toplumudur. İşte biz her yerde bu yıkıcı rekabeti oluşturan bir lobi saldırılarla karşı, hem Ekrem abinin de Ertuğrul Bey'in de anlattıkları şeyler çok önemli şeyler. Yani şimdi LGBTİ konusu, sapkınlıkları konuşuyorsunuz. Enteresan bir küresel lobi ve iç dinamik lobileri karşınıza çıkıyor. Köpekleri konuşuyorsunuz. Hayvan haklarını konuşuyorsunuz. Başka bir lobi ve başka dinamikler karşınıza çıkıyor. Hiçbir şeyi sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir zeminde konuşamıyorsunuz. Doğrudan doğruya o tarafta zaten çok o lobilerin etkiyle çok enteresan, asla kabul edilemeyecek tuhaf, gülünç şeyler ve savunmalar içerisine girebiliyor. Biz de sağlıklı bir şey üretemiyoruz onların karşısında aslında. Onların sözleriyle, onların şeyleriyle bazı şeylere cevap vermeye çalışıyoruz. Oysa hakikaten de Ekrem abinin ifade ettiği gibi bir karıncayı bile ezmek noktasında çekinen bizim çocuklarımız var. Yetişkinleri söylemiyorum zaten. Çocuk, yani ona anlatamazsın bazı şeyler ama öyle bir duyguyla büyür ki o çocuk yolunu değiştirir. Bir karınca kafilesini gördüysem o çocuk yolunu değiştirir bizde. Şimdi böyle bir toplumda bu kavgayı yapıyor olmak çok tuhaf ve çok garip. Yani ben bir defa bunun altını çizmek isterim. Kimse hayvan düşmanı değil. Düzenlemeyi nasıl buldunuz? Yani şu an tartışma konusu olarak. Düzenleme gerekli olan artıları ya da eksileri. Eksik ve geç kalınmış. Eksikleri neler? Tabii yani topyekün işte toplumu biz aydınlatıcı zeminini bunun sosyal sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte biz belki de yıllardır bunun zemin çalışmasını yapıyor olmamız gerekirdi. Kabul edelim. Sivil toplumu biz eleştirdiğimiz sivil toplum kim? Lobilerin desteklemiş olduğu bir takım gruplar. Öyle mi öyle? Peki soruyorum. Onların karşısında sağlıklı bir şekilde hayvan hakları ya da işte hayvan hakları demeyin. Çünkü maalesef biraz böyle ifade edilmiş bir kavram ve kelime haline getirildiği için de söylüyorum. Ama bizim vakıflarımız nerede diyeyim. Yani bu konuda bizim çalışmalarımız nerede? Bakınız Birleşik Kaplar Kanunu vardır. Biz yoksak başkaları var. Bu zeminde sivil toplum için söylüyorum. Bize ait sivil toplum dünyası için söylüyorum. Biz yokuz, çekilmişiz bu alandan. Bu alanı sadece dışarıda sizlerin de dikkat çektiğiniz gibi mama lobileri üzerine ya da istismar ya da oradan gelecek parayı kimse denetleyemez. Hayvanlar ne yaptınız, köpekler ne yaptınız, benim para mı diye meclise soru önergesi veremez ya da çıkıp miting yapamaz. Çünkü hayvanlar adına toplanan bir para. Bir şebeke kurulması çok kolaydır, tabidir. Örneğini koyamazsınız, denetleyemezsiniz vesaire. Onun için bizim yokluğumuz, Birleşik Kaplar Kanunu, biz yoksak başkası vardır. Bizim vakıflarımız nerede? Bizim medeniyetimiz nerede? Biz olmadığımız için bu ayrı kodlarının bu topraklarda daha belki şey de yapabiliyor. Yani bir de şöyle bir şey var ya, hani arsızlığı el aldığınız zaman haklı da suçlu haline geliyor. Bizim ülkemizde maalesef. Birileri arsızlığı ele alıyor. Haklı suçlu hale geliyor. Ama biz işte haklı olarak öyle çok üretim yapmamız ve bu konularda çalışmamız ve bu alanı doldurmamız gerekir ki diğerleri, o istismarcılar, öyle diyeyim, onlar kenardan girmeye çalışsın. Şuradan girmeye, buradan girmeye çalışsın. Verdiğimiz örnekleri mükemmel vermemiz lazım. Yani barınaklardan tutun da Ekrem abinin anlattığı o örnek barınaklar bakımından söylüyorum. Bunlar 20 tane, 30 tane, 40 tane değil. Yani hakikaten hepsi büyük örnekler olması, mükemmel örnekler olması gerekir. Tabii tamam, ekonomi, Türkiye vesaire, ama nihayetinde ez cümle şunu söylemekte fayda var. Biz sağlıklı bir zeminde toplumu aydınlatırsak bizim toplumumuz bizi anlayabilir aslında. Özür dilerim. Çünkü bunu şunun için söylüyorum. Bu başıboş köpekler, çok sokak köpeği olarak da tarif etmek istemem ama bu köpekler sadece tırnak içerisinde mütedeyyin ve muhafazakar kesimi tehdit etmiyor ki. CHP'lilerin çocuklarında, DEM'lilerin çocuklarında, seküler ailelerin çocuklarını da tehdit ediyor. Yani Nişantaşı'nda belki yoktur, Çankaya'da belki yoktur başıboş çok köpek. Ama başka yerlerde var, Kanarya'da da var. Esenyurt'ta da var, Diyarbakır'da da var, yani bunlar. Olmadığı yer yok. Mustafa Bey, biz bütünüyle kendi çocuklarımız üzerine, kendi insanımızın bütünüyle tehdit olduğu altında olduğunu bilerek bir yaklaşım içerisinde olmaya devam etmemiz gerekir. Tabii. Topluma iyi anlatmak lazım dediniz ama benim anladığım kadarıyla toplumsal nezle bir problem yok. Yani bugün bak, oylama yapsanız toplumun %80'i şu düzenlemeye evet der. Çok azınlık bir kesim var. Ama bu azınlığa rağmen niye bu mücadele veriliyor? Şey, niye zor oluyor bu iş? Yasa tasarısı gelinceye kadar zannediyorum ilk kez çıkmış bir şey değil bu kriz. Değil mi? Köpek, sokak hayvanları, her yıl var. Başıboş hayvan konusu bakmayın 25 yıldır, 30 yıldır bir kriz, büyüyen kriz. Şimdi büyüyen kriz bu noktaya gelinceye kadar biz bir şekilde yapmamız gerekeni yapmamız, hadi şimdi yapalım dersek yetmez. Yani şimdi o aydınlatmaya yetmez. Benim dediğim şey tartışma ile ikna değil, kalben ve kabul etmeyle ilgili bir çalışmayı bizim yapmamız gerekiyor. Kalben ve kabul etmeyle ilgili. Mesela herkesin yapabileceği bir şey var. Yani Akit'in, Milli Gazete'nin, diğer televizyon kanallarının yapması gereken şeyler var. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Kendimize de soralım. Diyanet İşleri Başkanlığı senede bir kez değil. Yani çünkü bizim kıt mirimiz var ya. Yani anlatabiliyor muyum? Bizim kıt mirimiz var. Diyanet İşleri Başkanlığı bir kez değil. Bunu hakikaten hayvanlarla ilgili bizim anlayacağımız dilde konuşayım, vakıf çalışmalarının bugün dış kaynaklı bir takım lobilerin eline terk edilmesi varsa bunda kabahat bizde de olabilir. Onun için diyorum ki biz şu tasarı gündeme geleceğe kadar değil, bu konu her zaman, yani 5 yıl öncenin de, 10 yıl öncenin de, efendim 3 yıl öncenin de gündemiydi. Sosyal medyada ben bu konuyu çok takip ediyorum, hepimiz takip ediyoruzdur, gazetemizde vermeye çalışırız, gayret ederiz. Bu ekranlarda aynı şekilde vermeye çalışır, gayret eder. Ama burada 3-5 değil, topyekun bir çalışmaya bizim ihtiyacımız var. Yani biz kendi insanımızın algılarını, başkalarının refleks ve tepkilerine terk edemeyiz. Biz sağlıklı bir zihin oluşturmak, düşünce yapısı. O yüzden eşref-i mahluk insan kavramı üzerinden başlama ihtiyacı duydum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Murat Alan. Evet. Şimdi Hint bin Utbe, Ebu Cehil ve birkaç kişi daha bir odada duruyorlar. Peygamber Efendimiz'e yönelik diyorlar ki ne yapacağız? Kölelerimizin aklını çeliyor. Kölelerimiz isyan etmek üzere. Baş kaldırıyorlar. Onlara haklar vermiş diyor. Yakında Muhammed diyor tabi Peygamber Efendimiz'e. Yakında diyor Muhammed diyor develere bile hak tanır diyor. Biri oradan elinde kağıtla geliyor. Yapmış. Onu da yapmış diyor. Develere de hak vermiş diyor. Yani şaşırıyorlar. Fazla yük yüklenmiş. Evet. Hayretler içerisinde kalıyorlar. Biz yanımızdaki çubuklarla serinlemek için devenin toplar damarına batırıp o kemik çubuğundan kan içiyorduk. Biz onu istediğimiz gibi kullanıyorduk. Kırbaçlıyorduk, dövüyorduk, ağır yük taşıtıyorduk. Çölde tek bırakıyorduk. Eğer işimize yaramıyorsa artık arkamızı dönüp gidiyorduk. Hak tanımış diyor. Şaşkınlık içinde bakıyorlar. Şimdi bir o döneme bakın. Orta Çağ'ın karanlık dönemine bakın. Asya'ya dönün bakın. Kedi köpeğin yenildiği, parçalandığı, öldürüldüğü, tüketildiği yere bakın. Bir de Peygamber Efendimizin cübbesinin üzerine yatan kediyi incitmemek için cübbesini kestiğini görün. Şimdi bu adamlar, tabii Ebu Hureyre, özür dilerim. Bu adamlar şimdi bize dönüyorlar, mütedeyyin kesime. Sanki bunun müsebbibi bizmişiz. Yani sokak hayvanlarının bu hale gelmesinin, köpeklerin bu hale gelmesinin. Bakın köpekler diyorum özellikle. Kedilerle sorun yaşayan var mı? Kuşlarla sorun yaşayan var mı? Diğer canlılarla sorun... Demek ki bir tehdit oluşturmuyorsa bize, durup dururken kimse buna tepki göstermiyor. Topluca katledilmesi mi? Elbette kimse bunu topluca katledilmesini savunmaz. Elbette Amerika, Avrupa bu konuda bize örnek olamaz. Onlara örnektir. Her konuda. Bu ülkede mütedeyyin kesimle ilgili başörtüsü dahi söz konusu olduğunda ama Avrupa'da deyip ağızlarını açarlar. Medeni hukuk ama Avrupa'da derler. Genç evlilik ama Avrupa'da derler. İmam nikahı ama Avrupa'da derler. Her şeyde Avrupa. Şimdi dönüyoruz diyoruz ki ama Avrupa yok diyorlar. Ya Avrupa böyle. Amerika böyle. Ama canım kötü şeylerini de alacağız mı? Ya biz zaten almayalım diyeniz. Siz Avrupa'yı bir medeniyet sembolü görüp, bir çağdaşlık sembolü görüp oradan her şeyi alıp bizim hayatımıza müdahale edecek. Her şeyi ithal edip bu mevzuyu ithal etmek istemeyenlerdensiniz diyoruz. Şimdi Türkiye'de 90'ların sonunda bakın George Soros ve ekibi soft power'la ülkelere nasıl nüfuz edileceğini, yumuşak güç. Nasıl yumuşak güçle nasıl o ülkelerde belli algıların oluşturulabileceğini, dokunulmazların inşa edilebileceğini fark edip artık ülkelere bu şekilde sirayet ediyordu. Şimdi 90'ların hiç unutmuyorum 97-98 bu ülkede LGBT ifadesini kullanırken de sapkınlık ifadesini yanından ayırmamak lazım. Kesinlikle. Çünkü legalize etmemek lazım bu durumu. LGBT sapkınlığıyla alakalı ilk dernekler AB fonlarıyla kurulduğunda şöyle yaptılar. O ilk dernekler kurulduğunda utanıp sıkılıp gizlice toplantılar yapıyorlardı. 2000'lerin ortasına şu Avrupa müktesebatı bilmem nesi şusu busu hayata girdikten sonra 2000'lerin ortasında iyice o fonlarla envai çeşit LGBT sapkınlığı dernekleri piyasaya çıkmaya başladı. 2010'dan sonraki dönemde bir bakın sosyal medyaya birbirleriyle çatışıyorlar. Diyor ki X LGBT sapkınlığına ilişkin dernek YLGBT sapkınlığına ilişkin derneği şöyle suçluyor. Bunlar aslında LGBT değil. Bunlar LGBT gibi davranıp Avrupa Birliği'nden fon almak isteyen alçaklar diyorlar. Düşünebiliyor musunuz gelinen noktayı? Evet, işte burada bir şey keşfediliyor. Anlıyoruz. Birileri bu ülkede operasyon çekiyor. O sapkınlığı yaygınlaştırabilmek için, aile kavramını tahrip edebilmek için fonlayıp büyütüp, dallandırıp, budaklandırıp bu hale getiriyor. Aynı şey hayvan hakları tırnak içerisinde adı altında örgütlenen yapılar için de geçerli. Almanya'da neydi? Konrad Adenauer. Almanya'da benzeri bir oluşuma ki düşünülemez de zırnık koklatmayan bu vakıflar Türkiye'de hayvan hakları adı altında örgütlenen bu aile çiftliklerine. Bakın mesela bugün bir tanesi vardı Yeni Şafak'ta. 5 milyon lira para toplamışlar. Toplar toplamaz 600 bin lirasının huzur hakkı almış. 600 bin lira huzur hakkı almış. Şimdi bu tür yapılara Türkiye'de para harcıyor. Dolce Velle Almanya'da sokak köpekleri veya benzeri bir şey sokağa bırakıldığında bir köpek tehdit oluşturan her şeyin önüne geçilmeli diye haber yapıyor. Türkiye'de benzeri bir durum hadise işte şu an içinde yaşadığımız durumla ilgili de sokak hayvanlarının öldürülmesi insanlık suçudur diyor. BBC hakeza aynısını yapıyor. Bence de evet. İnsanoğlunun, bakın her şey insanoğluna hizmet için yaratılmıştır bu dünyada. Ben yoksam, biz yoksak, insan yoksa bir anlamı yok zaten var olmasının. Şöyle düşünün, falanca gezegende bir inek türü yaşıyormuş ve oranın bütün nüfusunu, popülasyonu oluşturuyormuş. İnsan yoksa bir anlamı var mı orada onun yaşamasının? Düşünen, zeki, Allah'a ibadet eden, itaat eden bir canlı yoksa bir anlamı var mı orada bulunmasının? Ama o canlıya Mevla ne şart koşuyor? Zulmedemezsin. Bakın, önceki günkü meclis toplantısında, daha doğrusu kanuna ilişkin tasarının görüşüldüğü toplantı salonunda CHP'li milletvekili evladını kaybetmiş babanın üzerine yürüyor. Aynı milletvekilinin Wikipedia'da biosuna giriyorsunuz. Sinop Avcılar Derneği'nin üyesi çıkıyor. Barış Karadeniz miydi? Barış Karadeniz. Şimdi ben merak ediyorum. Yasa yani diyor ki zevkine hayvan öldürüyor yani. Evet, yasa Avcı diyor ki, yasa diyor ki hayvan eğer bir tehdit oluşturmuyorsa öldürmeyeceksin. Barınağa koyacaksın. Şimdi bana şöyle bir mantıkla bunu biri izah etsin. O gruptan biri. Geyik pitbull'dan daha mı tehlikeli ki? Adam eline tüfeği alıyor. Zevkine geyik öldürebiliyor bu ülkede. Ve onu doğal ortamında öldürüyor. Doğal ortamında öldürüyor. Bu önemli. Doğal olmayan ortamda, çocuklarımızın fellik fellik kaçtığı ortamda kuduz olan, bakın yine altını çiziyorum, sokak köpeği değil, sokakta yaşayan bir canlının topluca öldürülmesine, bakın bu yasa ilk konuşulduğunda Ekrem abi burada oturuyordu, benim bununla ilgili soru işaretlerim var dedim. Eğer bu yasa böyle geçerse bakın Avustralya'da develeri katlettiler, Avustralya'nın başına neler geldi dedim. Belki sokaktaki o hayvanların iyi davranmamızın, onlara bakın Avrupa'da yok, Amerika'da yok, sahip çıkmamıza hürmeten bile Mevla bir sürü badireyi bizim başımızdan def ediyordur dedim. Ama şimdi yasa taslak ortada. Taslak diyor ki tehdit oluşturan türler sahipsiz bir şekilde kuduz ve benzeri salgın hastalığa neden olacak hayvanlar, bunlar toplanır, tedavi edilebiliyorsa edilir, edilemiyorsa belli bir süre sonra zaten bu ölecek. Ama kadın dün meclisteki, önceki günkü meclisteki toplantıda evladını kaybetmiş, kızını kaybetmiş bir kadınla, bir ablamızla dalga geçen kadın, Gaziantep'te bilmem nerede, Şanlıurfa'da kuduz köpekleri aracına doldurup getirip Ankara'da sokağa bırakıyor. Bir diğeri daha da korkunç. Kendisi bir sitede yaşıyor. Sitenin yöneticisi. Sitenin yönetmeliğinde diyor ki sokak hayvanları asla site içerisinde ve çevresinde beslenemez. Site içerisine sokak köpeği giremez diyor. Bir yönetmelik hazırlıyor. Ama aynı kadın bir başka insanın evinin önüne götürüp köpek maması bırakıyor kapısının önüne. Adamcağız diyor ki ya buraya bırakma, burada toplanıyorlar, ben burada yaşıyorum diyor. Hayvan düşmanısın sen diyor. Bakıyorsunuz CHP'den çıkma, şeye gitme, tipe gitme Serra Kadıgil. Ezanlarla ilgili söylediklerine hiç kulak asmıyorum. Hadi diyeceğim ki o zaten kendi ruh haline, sabah sabah bu kapının önünde bağırıp duran çocukların... Zeyt bu işte bizim avcılar, arka plana verdiğim Barış Karadeniz Derneği'nin şeyi. Ne yazıyor? Bolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuş. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Tam Sinop Açık Yelken Kulübü, Türkiye Voleybol Takımları Derneği, Yüzme İktisas Kulübü, Sinop Avcılar Kulübü üyeliklerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinde aktif olarak bulunmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı kademelerinde üye ve yönetici olarak görev yapmıştır Barış Karadeniz. Çok güzel. İşte bu. Eline tüfeği alsın, gitsin oranın endemik türünü öldürsün, spor desin. Spor. Burada da kuduz köpekler, sürüler halinde gezen hayvanlar, çocukları parçalasın, onlara da kalksın desin ki çocuklarınız suçlu, sokak köpeğinin suçu ne desin, beslemiyorsunuz demek ki. İyi bakmamışsınız demek ki diyor. Hatırlıyor musunuz, bir ara bir reklam vardı. Diyordu ki beyefendi, diyordu, markete giriyordu. Bu maydanozların tarihi geçmiş diyordu. Adam şöyle dönüp bakıyordu, diyordu ki demek ki zamanında alıp yememişsin diyordu. Şimdi müdürün nerede diyordu. O da kendi elindeki maydanozu gösteriyordu. Al müdür bu, buna konuş diyordu. Şimdi bizim markette böyle şeyler olmaz diyordu sonra reklam biterken. Şimdi burada da demek ki zamanında çocuklarını mı yemiş? Adam fotoğrafını gösteriyor. Benim çocuklarımın kemikleri bunlar diyor. Benim kızımdan geriye kalan kemik parçaları diyor. Fotoğrafı gösteriyor. Ya bir düşünün. Çocuğu olan, empati kurma yeteneği olan herkes bunu bir düşünsün. Karşı taraftaki ne dese iyi. Senin çocuğunun katili AKP diyor. Senin demek ki o hayvanı beslememişsin diyor. Beslemediği için çocuğunu yemiş o diyor. Şimdi böyle bir mantık. Şimdi biz Serra Kadıgil'i mesela nereden hatırlıyoruz? 25 tane tecavüz patlamış Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Serra Kadıgil mecliste, o zaman CHP'de. Şu an mikrofonu eline alıyor. Diyor ki evet, partimizde tecavüzler var. Ama bu tecavüzlerin sorumlusu da AKP'dir diyor. Yaptık ama aynı niye Serra... yaptık ama niye yaptık? Aynı Serra Kadıgil diyor ki evet, sokak köpekleri ya da işte o köpekler çocuğunu öldürdü. Ama bunun sorumlusu AKP'dir diyor. Ya şöyle bir dönün bakın, vallahi AK Parti'nin hiç siyaset yapmasına gerek yok. Bunlar olduğu sürece. Bunlar böyle devam ettiği sürece. Bu da zaten Cüneyt Özdemir mi bir YouTube'da bir video çekmişti galiba. O da bu zihniyeti, bu anlayışı sert bir şekilde eleştiriyor. AK Parti'ye çalışıyorsunuz. Ya bakın, yorumunu yapın. Ya Yılmaz Özdil anlatıyor. Ya günahım kadar sevmem. Günahımla Yılmaz Özdil'i yan yana koyun, günahım bana kalsın derim. Tercih ne dedidir derim. Yılmaz Özdil diyor ki ya gelmiş köpek diyor masanın yanına yatmış, üstüne yatmış diyor. Diyorum ki bu ne? Ya diyor köpek, sokak köpeklerine mi dokunacaksınız diyor. Bu nasıl bir çağdaşılıktır diyor. Yahu diyor yemek yiyoruz, yemek diyor, yemek. Yani yemek yiyoruz burada. Böyle. Şimdi siz bu insanlarla bakın, toplumda da bir sorun yok. Yani bununla ilgili ya varsa vaktimiz ülke olarak harcayacak. Çok vaktimiz var. Biz gelişmiş, müreffehiz, İsviçre gibi olmuşuz. Paranın üzerine balık resmi mi koyalım, tavuk resmi mi koyalım? Onu tartışacak bir ülke haline geldiysek buyurun referandum yapın. Referandum sonucunda kaybeden siyasetten komple çıksın. Kaybeden parti, onu destekleyen partiler, onu destekleyen gazeteciler istifa etsin. Hepsi ayrılsın. Bir daha bu işi yapmasınlar deyin. Ben vallahi de billahi de tallahi de tamam diyeceğim. Toplumda karşılığı yok. Bakın Saadet Partililer, Yeniden Refahlılar, AK Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer, Büyük Birlik Partililer, ben size dahasını söyleyeyim, CHP'liler gidecekler, oy verecekler. Diyecek ki ben kuduz köpek istemiyorum. Bakın benim aynı şeyi tekrar edeceğim. Biz şöyle bir medeniyetiz. Kedisi, delisi, güvercini olmayan bir şehirde merhamet yoktur diyen bir medeniyetiz. Bizim ecdadımız bunu söylüyor. Biz kendisine hayvan haklarını savunduğunu söyleyen adamlar güvercin vurup öldürüyor. Sofrasına koyup bir de bunu yiyor. O güvercini savunan insanlarsa hayvan düşmanı olarak addediliyor. Bakın şimdi muhtemelen vardır bu yayını izleyen, bu yayını kaydeden. Yarın öbür gün bakın ben 2014'te sosyal medyada bununla ilgili çocuğu parçalanan bir babaya destek veren paylaşım yaptım. Allah'ım, hayatım boyunca yemediğim linci orada yedim. Günlerce döne döne Allah senin belanı versin. Seni o köpekler parçalasaydı, siz hepiniz katilsiniz, beslemezsiniz, bilmem nesiniz. Bir sürü hakaret işittim. Arkadaşlardan biri dedi ki ya Murat dedi, o paylaşımı sil dedi. Ya neyi paylaştım? Evladı katledilen bir babaya destek verdim. Böyle olur mu dedim. Bakın geldiğimiz o noktadan, yani kimsenin bunu savunamadığı. Ben ondan sonra daha paylaşım yapmadım ha. Ya korktum. Ya ben bu ülkenin azılı 28 Şubatçılarından korkmuyorum. En ağa babasına karşı parmak sallıyorum. Bunun bedelini de ödüyorum. Saldırıya uğrayarak da her türlü yolla da bedelini ödüyorum. Korkmuyorum. Yarın yine aynısını yaparım diyorum. Ben bu adamlardan korktum. Niye biliyor musunuz? Bu kadınlardan, daha doğrusu bu ekipten. Korktum. Panter Emel var ya. Ya Panter Emel çok masummuş bunlara göre. Parçalar seni vallahi. Ya çok masummuş bunlara göre. O haber olsa yetiyordu. Ya bakın, onun için önemli olan haber olmak. Aynen, çok vahim bir durumdaydı. Şimdi elhamdülillah gelinen noktada Sesimiz bunlara karşı çıkmaya başladı. Bakın ben hala aynısını söylüyorum. En kral hayvansever biziz. Müslümanlar bu ülkenin, bu coğrafyanın, bu dünyanın, hadi daha da öteye götüreyim, en nezih, en temiz hayvanseverleridir. Hayvanlara zulmedemezsiniz. Hayvanlara işkence yapamazsınız. Bu bizim kutsal kitabımız, anayasamız. Şimdi biri çıkıp diyecek ya, sizin anayasanız bu mu? Evet, anayasamız bu. İşinize geliyorsa. Bizim anayasamız diyor ki zulmedemezsin. Cennetle cehennem arasındaki ince bir çizgidir hayvanlara zulmetmek ve etmemek. Biz böyle diyoruz. Bu adamlar kalkıp bizi hayvan düşmanı, kendilerini de hayvansever ilan ediyor. Bunun çok basamaklı bir ayağı var. Geniş bir yelpaze. Peki. Hemen sonlandırıyorum. Geniş bir yelpaze. Mama lobisi de var. Avrupa Birliği'ndeki, Türkiye'deki toplumsal sorunları kızıştırmak isteyen ekibi de var. Yurt içinde maalesef ben CHP'nin de bunu inanarak savunduğuna inanmıyorum. Aptan besleniyor falan, ona da inanmıyorum. Cumhuriyet Halk Partililerin, hatta orada bir milletvekili vardı, şimdi ismini unuttum. Bir televizyon kanalında ne diyordu? Biz AK Parti'nin yanlış doğru yaptığına da Sezgin, doğru mu diyeceğiz Sezgin diyordu. Yok yok değil, başka bir tane. Evet, Aykut Erdoğan da oradaydı. Mecliste de biz dedi evet, ya, doğru yaptığına doğru mu diyeceğiz diyor. Biz doğru yaptığına da yanlış diyeceğiz. Bize verilen görev bu diyor. Şimdi o saçma görevi ifa ediyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yoksa ben inanmıyorum onların da böyle bir şey düşündüğüne. Teşekkür ederim. Kısa bir reklam dönüşü devam edeceğiz. Ters Kutuplar 2. bölümüyle devam ediyor. Bu bölümde hem Amerika'daki hadiseleri hem de Suriye'yi, normalleşmeyi konuşalım sevgili seyirciler. Geçtiğimiz hafta pazar günü Türkiye saatiyle gece 1'den sonra sevgili seyirciler, Trump Pensilvanya'da konuşma yaptığı esnada bir suikast girişimine maruz kaldı ve kameraların eşliğinde. Gizli servisin işi mi, bir kurgu mu, tiyatro mu, gerçekten bir suikast girişimi mi? Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayındaki seçim, malumunuz, dünyanın gidişatına yön veriyor ve Biden'ın adaylıktan çekilebileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz programlarda sık sık Suriye'yi konuştuk. Beşar Esad'dan gelen mesaj sonrası normalleşme adımları. Son olarak Esad bir açıklama daha yaptı. Bu defa yine eskiden olduğu gibi bir ön koşulunu sevgili seyirciler dillendirdi. Türk askeri buradan çekilmeli dedi. Ne değişti? Esad'ı kim konuşturuyor? Bu konu önemli. Önce kısaca şöyle bir Amerika'da olan hadiselere değinip akabinde hemen yanı başımızdaki Suriye'ye değinelim. Bugün de bir haber vardı. Haziran ayında 100.000 Suriyelinin Suriye'ye döndüğü şeklinde. Önce Amerika, Trump diyelim. Mustafa Bey. Bir cümle değineyim mi? Özür dilerim, ben unuttum. Evet, bir geri dönüş tamam, olmasın diye. Yani bu mevzular hep konuşuluyormuş. Demek ki bu köpek mevzuları diyorduk. Hani en yoğun bu dönem konuşuluyordu bu. Ama mesela bir şiiri aklıma geldi şimdi. Abdurrahim Karakoç'un az önce reklam arasında çok güzel yazmış. Diyor ki üstad, Allah rahmet eylesin. Mıgırdıcı sever de Osman'ı sevmez zındık diyor. İti domuzu sever, insanı sevmez zındık. İster ki diz üstüne çökertilsin Türkiye, ekmeğini yer ama vatanı sevmez zındık diyor. Hani bu tabi hayvanseverlere yorulacak bir şey değil. O hayvanseverlik maskesinin altındaki o bir avuç var ya, ona söylenen bir söz diye düşünüyorum. Bir de şunu söyleyelim, öyle artık devam edelim isterseniz. Temel Karamollaoğlu'nun, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel ağabeyin annesi vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Edibe Karamollaoğlu hanımefendi. Başsağlığı da onun için buradan dileyelim. Rabbim rahmet eylesin. Rabbim cennetiyle mükafatlandırsın inşallah diyelim. Musa Bey. Müsaadenizle bir cümlede ben ilave edeyim. Tabii lütfen. Buyurun. Şimdi Panterenel'den bahis açıldı. Ben de merak ettim ne yapar ne eder diye. Tarihten çıkaramıyorum ama Panterenel insan türünün yeryüzünden silinmesini iştahla bekliyorum demiş. Bir yerde kendisiyle bir röportaj yapılmış. Eskiden bu hanım sinema yıldızıymış. Emel Yıldız. Onun hikayesi var. Türkan Şoray tahtından etmiş. Öyle mi? Evet, yönetmen üniversiteye gelmişti bir söyleşi için. Yeni Panter oradan Emel anlatmıştı. Murat Bey, yeni Panterenel Serra Kadıgil midir? O ışığı görüyor musunuz? Yani ne diyeyim bilemedim. Ekrem Bey? Bu arada müsaadenizle bir iki cümle daha. Mustafa kardeşim çok güzel şeyler söyledi. Hakikaten önemli. Yalnız sivil toplum kuruluşları, vakıflar dediğimiz zaman bu başıboş köpekler meselesini daha çok devletin müdahil olması gereken bir şey. Çünkü yaptırım gücü gerekiyor. Çünkü hani bir yerdeki 3-5 hayvan değil, bir yerdeki 3-5 hayvanla ilgilenmek kolaydır. Ama Türkiye genelinde ciddi bir takiple yerel yönetimlerin bu konuda adımlar atması ve tabii biraz önce konuşuldu. Bu konuda maalesef tuhaf bir, nasıl söyleyelim, kayıt dışı bir alan oluşmuş durumda. Bu gürültülerin çoğu da bu alanla ilgili. Bu alanı kaybetmek istemeyen birileri hukuki düzenleme yapılmasın, her şey eskisi gibi devam etsin istiyor. Burada sivil toplum kuruluşların, vakıfların ve derneklerin ancak bu düzenlemeler yapıldıktan sonra, diyelim ki belediyelerin oluşturduğu bu tür barınaklara falan destek olmak amacıyla ya da mesela hayvan sever olup, diyelim ki şartları ve durumlara uygun olup hayvan sahiplenmek isteyenlerle oraya düzenlenebilecek geziler, şunlar, bunlar, görmeleri, belediye giderken yardım götürmeleri gibi şeylerde faydası olur. Bir de belki bu konuda kurulacak bir vakıf gireni ve çıkanı net bir şekilde izah etmek amacıyla bu tür oluşturulacak yerlere, burada kanun açıkça diyor ki belediyelerin gelirinin şu kadarı bu işe ayrılacak. Ha burada şunu da biliyoruz, eğer bu gelir yetmeyecek olursa, diyelim ki olağanüstü bir durumda, eninde sonunda bu kanunun uygulanmasını temin etmek için zannediyorum gereken mekanizmalar harekete geçer. Evet. Ama bu arada tabii ki vatandaşların, sivil toplum kuruluşları, vakıflar üzerinden yardımlar etmesi de sağlanabilir. Önemli olan şu, kayıt dışılık ortadan kalksın, veren nereye gittiğini bilsin, alanda nereye harcayacağını bilsin. Zannediyorum kanun bunu sağlayacak inşallah. Teşekkür ederim. Trump dedik, Mustafa Bey. Evet, Trump'a suikast girişimi. Flash konusuydu. Evet, hala yansımaları var. Köpekleri konuşuyoruz ama dünya Trump'ı konuşuyor. Doğru. Biraz da yani, ironi yapmıyor. Herkes kendi köpekleri. Benzeştirme de yapıyor. Yani bu durumda saldırgan bir durum var. Yani orada da bir saldırgan durum. Yani buyurun. Şimdi tabii önemli bir hadise. Zaten Amerika Birleşik Devletleri tarihi, darbeler tarihi değil biliyorsunuz. Tabii. Amerika'da darbe yok ama başkanlara suikast var. Tabii. Benzer şey. Evet. Türkiye, Pakistan gibi ülkelerde darbeler vardır. Ama Batı'da ve özellikle Amerika'da da suikastlar vardır. Bunların hepsinin arkasında da CIA mi var? Bunlar da benzerdir. Yani bir Amerikan başkanına suikast yapmak, onu işte meydanda öldürmek, kurşunla vurmak bir şekilde daha sonraki 3-5 Amerikan başkanına da mesajdır. Doğru, hizaya getir. Bunlar çok önemli hadiselerdir. Yani Türkiye'de 15 yılda bir darbe oluyorsa orada da 30 yılda, 25 yılda bir Amerikan başkanına suikast ya da suikast girişimleri söz konusu olmuştur. Bu da aslında bir ayar ve bir mekanizmayı işaret eder bize. Türkiye'deki darbeler de Türkiye'de bir mekanizmayı nasıl işaret ediyorsa Amerika Birleşik Devletleri'nde de, her devlette aslında bir mekanizma, bir yapı vardır. Amerika'daki yapıda hemen hepimizin burada malum olduğu üzere orada iki aday, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar var ama seçimi kazanan genellikle seçmenin verdiği iradeyle verdiği oy değil, lobilerin vermiş olduğu parasal destektir. Ve kim daha çok parasal desteği hangi aday arkasına alırsa 3 aşağı 5 yukarı anket sonuçlarını ve nihayetinde sandığı belirleyen New York lobilerin tercihleridir. Yahudi lobilerinin. Bunlar için Cumhuriyetçi olmuş, Demokrat olmuş hiç önemli değil. Bunlar için esas olan şey nihayetinde Amerikan başkanlarının kendilerine, İsrail'e ve Büyük İsrail'e nasıl yaklaştığı hususiyedir. Siyonizm çerçevesinde durdukları yere göre hangisi daha fazla kendilerine hizmet edecekse... bu konuda Trump Biden'a göre daha şiddetli değil mi? Onu kıyaslayacağım. Şimdi Biden mesela, Biden hakikaten iyi bir Siyonist değil mi? Blinken'la işte 7 Ekim'den sonraki süreçte geldik gördük yani doğrudan doğruya katliamın arkasında değil içinde oldu. Yani Amerikan ordusu subayları hibe silahlarıyla birlikte doğrudan doğruya Gazze katliamının, soykırımının bir parçası da Amerika Birleşik Devletleri devletidir. 7 Ekim'den sonra da Tel Aviv'de soluğu aldı. Kesinlikle. Şimdi Biden'ın normal şartlar ama Biden'ın bir yaşı var. Her ne kadar İsrail lobisine ve oradaki kodlara verdiği mesajlar ya da gerekleri yaptıysa da yaşı itibariyle ve özellikle de 7 Ekim'de kabul edelim. Evet, devlet ve Batı'da halkların bilinçlenmesi var. Halklar İsrail'i ilk kez yalın bir şekilde görebildi. Daha önce biz görüyorduk, biliyorduk, anlatıyorduk ama uluslararası medya İsrail'le ilgili hakikatleri karartıyordu. Zaten 7 Ekim sürecinden sonra da hatırlarsanız çok ciddi anlamda bu konuda talimatlar vardı aslında. Uluslararası medyaya çıkmaması konusunda Hamas ve Gazze'nin yaptıkları, onların mağduriyetleri, mazlumiyetleri vesaire. Ama bunu aşmış bir Gazze halkı Amerikan halkına kadar ulaştı. Doğal olarak Amerika'da özellikle de kampüslerde hem dekanlar, rektörler, öğrenciler bir arada olan bilinçli bir tepki de ortaya çıktı. Hem meydanların tepkisi vardı hem de üniversitelerin bir tepkisi vardı ki Harvard rektörünü biliyorsunuz görevden almak durumunda kalmışlardı ama Amerika'da öyle bir bilinçlenme var. Doğal olarak zaten Biden, Epstein'den ve başka çocuk istismarı gibi birçok iddialardan kaynaklı olarak yıpratılmış bir figürdü. Zaten anketlerde de Trump koşuyordu, başkanlığa koşuyordu. Yani o yüzden bu bir tercih midir? Yani Siyonizmin, işte lobilerin Trump mı Biden mı tercihin ötesinde bir durumla karşı karşıya olduğumuzun altını çizmek gerekir. Şimdi bir Biden İsrail'e ve Büyük İsrail'e sadakatle bağlılık konusunda bir problem yok. Onlar bakımından söylüyorum. Trump'un var mı? Trump önceki başkanlığı döneminde Kudüs'ün İsrail'e başkent edilmesi konusundaki işte kendisini, gövdesini, her şeyini ortaya koymuştur. İsrail'le normalleşme konusunda Arap dünyasını ve Müslüman ülke yöneticilerini bir şekilde ikna etmiştir. İbrahim Sözleşmesi. 100 yılın anlaşması diye kamuoyuna takdim edilen sözleşmeye, rezalete taraf olmuş. Bunun imzalanmasına tam destek olmuş. Aslında Büyük İsrail'i de açık açık ortaya koymuştur. Hatta biliyorsunuz bir önceki İran'da da bir reformist bir Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da orada nükleer silahlanma ile nükleer tesislerle ilgili bir anlaşma yapılmış. Trump gelir gelmez bu anlaşmayı yırtmıştı. Yani İsrail'in lehine yırtmak durumunda kalmıştı. Çünkü İran'la ilgili sıra Amerika'ya gelmiş ve İran'la ilgili ambargonun gevşetilmesi gerekiyordu. Trump o anlaşmayı da yırttı ve uygulamadı bir şekilde. Bu bakımdan Trump bakımından da Biden bakımından da hiçbir fark yok. İsrail, Büyük İsrail ya da Siyonizme hizmet bakımından. Ama tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın temsil ettiği başka şeyler de var. Yani şunu da unutmayalım. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da ne işimiz var diyor. Maliyetlere dikkat çekiyordu. Tabii. Yani tabii o şeyleri işte vurguluyor şu an Biden'la bu Biden sürecinde Orta Doğu'ya da farklı bir bakış ortaya koydu. Fakat bu bir komple teorisi olarak da görebilenler olabiliyor, değerlendirebilenler olabiliyor. Ama uzmanların ortaya koyduğu görüntüler, değerlendirmelere baktığımız zaman kulak sıyırığı gibi bir durumla da karşı karşıyasınız ve anlık bir aslında refleksle kurşunu görerek değil, sadece başka bir yöne bakmasıyla birlikte kurşundan kaçış söz konusu. Benim aklıma geldi tabii, yani bu süreçte Kartal Demirağ'ın Turgut Özal'a karşı bir suikast girişimi vardı. Aslında baktığımız zaman koruma refleksleri de benzerdi. Biliyor musunuz o görüntüleri Kartal Demirağ'ın? Tabii ki birisi kapalı spor salonuydu, öbürü açık havaydı. Ama koruma protokollerinin de birebir benzer olması da çok enteresandı. Turgut Özal da kürsüden büyük bir güçle çıkmıştı. Trump da yine benzer bir şekilde ayağa kalktı. Burada tabii Turgut Özal'ın öldürülmesi iddiaları ya da işte Menderes döneminin ilk dönemi, son dönemi gibi konulara da bakılabilir ama bizim burayı içeriye ilgilendiren konular. Fakat Trump'la her devletin kendi mekanizmaları da var. Doğal olarak Trump ve Biden birçok noktada aynı paydalar ama öbür taraftan Trump'ın biraz daha acaba kapitali mi ya da başka denklemleri mi ilgilendirdiğine de bir içeriye de bir bakmak lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin hani darbeler tarihi dedik ya, mesela en büyük kendi içerisinde işlemiş olduğu darbe biliyorsunuz 11 Eylül İkiz Kulelerin yıkılmasıdır. Bu 11 Eylül saldırıları Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde en önemli olaylardan birisidir ve dış politikasının eksenini değiştirmek üzere bir meşruiyet alanı kendisine açmış. Büyük Orta Doğu projesi genişletilmiş ve Orta Doğu projesi, Kuzey Afrika ve Orta Doğu projesi olarak da takdim ediliyor biliyorsunuz. Büyük Orta Doğu projesinin legal bir şekilde dünya kamuoyunda bir meşruiyet zemini de olabilmesi bakımından 11 Eylül saldırıları olmuş ve bu uçakların buralara isabet etmesi, sonrası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görülen mahkemeler, bizlerde biliyorsunuz Türkiye kamuoyunda ve birçok kamuoyunda da böyledir. Fikri takip azdır. Bu işi El-Kaide yapmıştır, Müslümanlar yapmıştır. O zaman Afganistan'ı işgal edelim, Irak'ı işgal edelim, 22 tane İslam ülkesinin sınırlarını genişletelim. Ana büyük puntolarla verilen bu başlıklar bütün dünyada kabul görmüştü. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mahkeme süreçlerine baktığınız zaman oradaki kayıtlara vesaire, işte o ikiz kulelere o gün her ne hikmetse hiçbir Yahudinin, yüzlerce Yahudi çalışıyor olduğu halde gitmemiş olmasından tutunuz da daha acaba o uçaklar mı devirdi yoksa aşağıdan her şey yanıyor, çelik eriyor ama güya o teröristlerin kimliklerine bir şey olmuyor. Tabii, hani kağıt parçaları falan işte gösteriyor. Çok enteresan şeyler var. Baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri kendisinin sembolü olan iki tane ikiz kuleyi de New York'un ve kendisinin sembolü olan ikiz kuleyi bile yerle bir ettiğini düşünürsek yani bu menfaatler çatışması içerisinde toparlayalım. Başkanlar da farklı bu süreçte gidebiliyor. Tekrar etmekte şöyle bir son cümlemi kurmuş olayım. Yani oradaki seçim atmosferi zaten Trump'ın lehineydi. Bundan sonra da Trump'ın daha da fazla belki lehine bir şekilde sonuçlanacak gibi görüyor. Fakat burada dünya siyaseti etkilenir mi etkilenmez mi derseniz eğer Trump o kurşunu yeseydi dünya siyaseti kesinlikle etkilenebilirdi. Başka altından çıkabilecek belki yeni doneler üretilebilirdi. Tıpkı 11 Eylül'de olduğu gibi kendi içerisinde değil de işte İslam dünyası bir şekilde hedef gösterildiği gibi orada da belki başka bir sonuç çıkardı. O yüzden zannediyorum bu suikast girişiminin ile ilgili söylenen birçok söz bence havada kalacaktır. Ama Trump vurulmuş olsaydı, ölmüş olsaydı o zaman başka şey. O zaman sizin bu dediğiniz yerden devam edeyim. Tekrar Ekrem Bey'e döneyim. Ekrem Bey, yanılmıyorsam Kennedy suikastından sonra mı Sovyet suçlanmıştı? Şimdi burada da suikast girişimi başarısız olmasına rağmen İran'ı Amerika'dan bazı birimler işaret etti. Mustafa Bey'in dediği olay bu mu bilmiyorum ama şayet Trump vurulsaydı İran mı hedef gösterecek? Şimdi İran yaptı diyorlar mesela. İran hemen karşı bir cevap yaptı. Böyle bir şey alakamız yok dedi. Herhalde Kasım Süleymani olayı var ya, Trump döneminde olmuştu. Şimdi Kasım Süleymani ve bu olaylar arasında bağlantı kurabilmek için Trump'a değil Biden'a suikast girişim olsaydı olay bir mana kazanabilirdi. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri bu komplo teorileri açısından baktığımızda 20 yaşındaki bir yeni yetme birisi bütün zannediyorum çevreden insanların uyarılarına rağmen güvenlik güçlerinin ihmali ya da kasıtlı olarak ihmalleri sebebiyle çatıya çıkıyor oradan. Yani oradan ateş açıyor. Şimdi CIA, NSA bilmem ne bir sürü şey var. FBI falan bir sürü şey var. Ama netice olarak bu olayla ilgili şu anda elimizdeki en net gelişme daha önce Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hitler'i diyen bir ismin Trump tarafından alelacele başkan yardımcısı aday olarak açıklanmasıdır. Yani aslında Mustafa çok güzel söyledi. Bizim açımızdan baktığımızda yani ha birisi al biri, al birini vur ötekine. Çünkü söz konusu Siyonizm olduğunda, söz konusu Filistin olduğunda, söz konusu İsrail'e destek olduğunda ikisinin de birbirinden çok fazla farkları yok. Tamam, iş tutuş tarzları ufak tefek farklılıklar gösterebilir. Ama eninde sonunda Trump'ın ya da Biden'ın olması ya da olmaması gibi şeyler çok da anlamlı değil. Mesela Kudüs'ün başkent olmasının yanında halen İsrail işgali altında bulunan Golan'ın da İsrail toprağı olduğuna dair Amerika Birleşik Devletleri kendini karar verebilecek bir yerde hissedebiliyor. Dolayısıyla oldukça netameli bir konu ama arka plandaki durum bence şu. Amerikan tarihi, Mustafa da belirtti, suikastler tarihi, suikast girişimleri tarihi ve bu tarihin bir başka tarafı da bugünlerin çoğunun hiçbir şekilde çok açık ve net olarak ortaya konulmamasının da tarihi. Yani suikast girişiminde bulunan kişilerin ya da suikast yapan kişilerin hemen ardından ya da bir gün sonra öldürülmeleri ve bununla alakalı adeta bir sır perdesiyle her şeyin kaplanmış olması Amerika'daki işlerin biraz değişik döndüğüne delalet. Burada belki en kolay okuma şu, Trump kendi biraz burnunun dikine giden bir isim, bir takım insanlar olursa belki öldürmek niyetiyle çünkü hakikaten o suikast anına baktığımızda Trump'ın bir refleks hareketi yani belki beklenmeyen, hesap edilmeyen bir hareketle kulak memesinden vuruluyor. Halbuki eğer hafif sağa dönmemiş olsaydı belki de kurşunun şakağını yiyebilirim. Bilmiyorum yani buradan bakıp basit okumayla böyle bir şey var. Uzman incelemelerde böyle diyor zaten animasyonlar yani, falan yapıyor. Burada şöyle bir şey var. Trump apar topar daha önce yüzüne bile bakmadığı bir isim. Kendisine Hitler diye iltifat eden bir ismi. Başkan yardımcısı aday olarak yanına aldı. Bu da zannediyorum belki Trump'ı çeşitli şekillerde uyarmak isteyen bir takım çevrelerin hesaplarına uygun bir adımın atıldığı olabilir. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ve önümüzdeki seçim deyince biz aklımız acıyan yerimizde olduğu için Gazze açısından, Filistin açısından bakıyoruz, biraz Suriye'nin kuzeyi açısından bakıyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri dediğinizde dünyadaki mevcut hemen tüm ülkelerin bir anlamda ilgilenmesi gereken bir konu. Ve Amerika Birleşik Devletleri içindeki bir takım çekişmeler açısından baktığınızda da Trump mı Biden mı sorusu bizim açımızdan 40 katır mı 40 satır mı diye hafifleyebiliriz ama oradaki hakim olan çevreler, lobiler falan açısından önemli. Burada Siyonistlerin her iki kesime de yani bütün tuşlara basmış olmaları fazla bir şey değiştirmiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde en tepeye gelen ismin mesela diyelim ki ilaç sektörünü ya da yazılım sektörünü ya da silah sektörünü, savaş sektörünü ya da petrol sektörünü desteklemesi ya da desteklememesi gibi falan bir takım başka unsurlar var. Dolayısıyla orada bizim anlayabileceğimizden çok daha derin bir herhalde çıkar çatışması var. Büyük ihtimalle bu olay hani şeyi açık, mülazathanesi çok açık. Acaba Trump yanlıları düzenlemiş olabilir mi? O risk, büyük risk yani. Kurgu mu diye soruyorlar. Bu zayıf bir ihtimal ama eninde sonunda Trump'ın bunun hemen ardından başkan yardımcısını değiştirmesi falan bunun bir tür uyarı tarafı da olduğunu akla getirebilecek hususlardan birisi. Buradaki konu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin zannediyorum Atilla İlhan'dı. Hangi sorusuyla başlayan bir takım kitapları vardı. Hangi Atatürk, hangi sol, hangi laiklik, bir de hangi Amerika diye sorduğu bir soru da vardı. Bu Trump mı Biden mı sorusunun cevabı belki hangi Amerika diyerek üzerinde düşünülebilecek bir konu. Fakat bizim açımızdan baktığımızda Filistin söz konusu olduğunda, Gazze söz konusu olduğunda, İsrail'e tartışmasız ve mecburi destekleri söz konusu olduğunda yani al birini vur ötekine. Peki. Dolayısıyla bizim açımızdan fazla değişen bir şey yok bence. Murat Alan. Evet. Trump'ı öldürmekle neyi planlıyor olabilirlerdi? Hayatta kaldı. Bundan sonra ne olabilir? Yani şimdi Amerika içerisindeki paradigmaları çok iyi bilmiyoruz işin açıkçası. Dışarıdan gördüğümüz küreselcilerle yani Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle dünyaya hükmeden küreselcilerle onlara karşı olan bir grubun arasındaki çekişme Trump döneminde ve Trump'ın sonrasında da vardı hatırlayın. Evet. Yani bu işte FBI bir taraftaydı, CIA başka bir tarafta faaliyet gösteriyordu. Şimdi Trump'a yönelik suikaste dikkat edin. FBI CIA'yı suçluyor. CIA FBI'yi suçluyor. CIA ajanlarının saldırıyı gördüğünü, bakın CIA için FBI diyor ki CIA ajanları saldırıyı gördü. Hatta ki biz de onu video görüntülerinden görüyoruz. 52 saniye. Ateş edilir edilmez aynı noktadan CIA ajanı tetiğe basıyor ve ateş ediyor. Şimdi gördüğünü ama öldürmediğini. CIA ise bunu nasıl savunuyor? Diyor ki eş zamanlı olarak görmüş bizim ajanımız. Biz tam o istikamette ajan gördüğünde tetiğe basıp durumu algılayıp tetiğe basmasıyla karşı tarafın tetiğe basması eş zamanlı olduğu için oldu diyor. Peki CIA FBI'yi nasıl suçluyor bu hususta? Diyor ki elinde telemetre, yani mesafe ölçer. Silahın şeyini ayarlayacak ya, hani dünyanın dönüş açısı, rüzgarın eğimi, mesafe, ona göre bir açı ayarlayacak ya suikastçı 19-20 yaşındaki şu tıfıl gencimiz. Elinde telemetre, sırtında tüfeğin konulduğu çantayla tam net bir şüpheli durumdayken. Söylüyorlar zaten. Diyor ki evet, tam net açık şüpheli durumdayken FBI gördüğü halde takip altına almamış diyor. FBI de gördüğünü kabul ediyor. Diyor ki evet gördük diyor. Yani peki niye takip altına almadınız bu şahsı? Adam çok değil 150 metre ötede bir konteynerin üzerine çıkmış. Yani öyle inanılmaz derecede farklı bir faaliyette de bulunmamış. Çevrede görenlerin de bu kişiyi görüp Trump orada konuşuyor, bu kişi konteynerin üzerinde, ya böyle bir durum var burada dediği de söyleniyor. O yüzden iç paradigmayı ne dönüyor ne bitiyor, sadece işte küreselcilerle neokonlarla diğer oluşumların bir çatışması olarak görüyoruz deniyor. Ama şimdi Amerikan başkanları hususunda az önce Mustafa abinin söylediği şeyler vardı. Doğru, çok doğru tespit. Şimdi dönüp bakıyorsunuz. Yani Amerika'da başkan öldürmek neredeyse bir geleneğe dönüşmüş. Birileri hani diyordu ya Türkiye'de biz demokrasiye balans ayarı yaptık. Şimdi hemen söyleyeceğim. Diyor ki hani 10 yılda bir Türkiye'de, 15 yılda bir Türkiye'nin şirazesi, kantarın topuzu kaçıyor. Biz balans ayarı yapıyoruz Türkiye'de diyor. Balans ayarıyla kalibre ediyoruz diyor. Şimdi burada da Amerikan başkanları öldürerek sistem kalibre ediyor kendini. Kalibre edemediğinde de iki tane kule yıkarak kalibre ediyor kendini. Şimdi bakın Zeki, Türkçe şey ismiyle, Müslüman ismiyle söyleyeyim beyefendiyi. Zekeriya Taylor ya da Zack Taylor onlar diyor. Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, John Kennedy en meşhurlarından biridir. John Kennedy, William Henry Harrison, William Harding, Franklin Roosevelt. Roosevelt 4. defa geldikten sonra öldürülüyor. Peki bunların hepsi, bakın Kennedy'nin ölümünden sonra İsrail nükleer silaha kavuşuyor. Kennedy en yoğun şekilde biz niye bunlara nükleer silah sahibi yapıyoruz ki? Suudi Arabistan da ister, diğeri de ister. Böyle bir savaş ortamı oluşur diyor. Kennedy öldürüldükten sonra İsrail nükleer silaha kavuşuyor. Kayıtsız şartsız Amerikan teknolojisi transfer ediliyor İsrail'e ve hala reddediyor İsrail. Ama her yeri de tehdit ediyor o nükleer silahla. Peki Roosevelt öldürüldüğünde ne oluyor? Franklin Roosevelt geliyor, öldürülüyor. Japonya'ya 4 ay sonra Amerikan bombası, atom bombası atılıyor. Kim atılıyor? Seçilmemiş başkan Truman atıyor. Seçilmemiş. Başkan yardımcısı, başkan öldü, kritik dönemdeyiz. Böyle gitmesi lazım bir müddet. Peki Truman sonra ne yapıyor? O silik gibi görünen Roosevelt'in arkasında kalan adam Truman doktrini diye bir şey yazıyor. Tıpkı 11 Eylül doktrini. Bravo. Truman. Bravo. Ve 11 Eylül aynı. Bravo. Şey. Oraya bağlayacaktım. Şey. Truman doktrinini yazıyor. Peki Truman doktrini yazıldıktan sonra ne oluyor? Soğuk Savaş dönemi başlıyor. Birleşmiş Milletler ve NATO kuruluyor. Bakın. Birleşmiş Milletler NATO organizasyonu altında. NATO özellikle bir blok şemsiye halinde NATO eksenine kaydırılıyor. Truman doktriniyle. Yani ya bizim tarafımızda olacaksınız ya karanlığın tarafında diyor. Sadece şimdi, değil, çok özür dilerim. Dediğin çok doğru. NATO sadece bizim taraf, aynı zamanda NATO'nun bir başka görevi var. Sanki Avrupa'yı koruyormuş gibi. Hayır, aslında Avrupa'yı kontrol altına alma aygıtıdır. O da var. Tabii Çin için. Var. Çünkü Hitler Almanya'sına, Mussolini İtalya'sına, Franco İspanya'sına ve o Bolşevik akımına eğer demokrasiye geçerler ama nihayetinde bu halk yeniden bunları iktidara getirir. Tabii. Korkusu ve endişesi oldu. Türkiye'de de aynısını yapmadılar. Aynısı var ama sade o da değil. NATO olduğu için Türkiye'de de hala tabii sade o da değil. Şimdi AB'ın kuruluş fikri, herkes zannediyor ki mesela hepimiz deriz ki işte Arsen Loren çelik bilmem nesi, işte kömür yatakları vardı. Almanya ile Fransa dedi ki gel anlaşalım. AET'yi kurdu. Sonra AET Avrupa Ekonomik Topluluğu, AB'a dönüştü falan. Yok. Truman doktrini diyor ya. Truman doktrini Avrupa'nın tek devletleşmesine doğru, devletleşmeye doğru yürümesini şey yapıyor, öngörüyor. Peki NATO ile ne geliyor? Asıl en büyük, belki en yıkıcı şey. Hani o söylediğin devletlerin, Hitler'in rejiminin yıkılması, İtalya'daki Mussolini'nin devrilmesi, Franco'nun devrilmesi. Sonra NATO konseptiyle, Gladio ve mafya ayağıyla, bakın, devletler çeteler vasıtasıyla işgal ediliyor. Beyaz kuvvetler, kırmızı kuvvetler bilmem ne diye bölünüyor. Özel harp daireleri inşa ediliyor. O özel harp daireleriyle de devletler kontrol ediliyor. Kontrol edilemeyenlere darbeler yapılıyor. Şeydir, mesela Almanya ve Japonya'da öyledir aslında. Aslında işgal edilmiş bir devlettir. Ordusu var mıdır yok mudur belli olmayan bir. Ya Almanya'da Alman askerinden çok Amerikan askeri var. NATO askeri, NATO'nun varlığıyla bak silah üretimi konusunda bakın, dünyada öncüdür. Ama kendi kullanacak ordusu var mı tartışılır. Fransa iki cümle dedi ki ya AP ordusunu kuralım dedi. Sarı yelekliler peydahlandı. Almanya, Fransa, Merkel ve tövbe etti Fransa. Bir daha bunu dile getirmemek üzere. Şimdi böylesine bir oluşumların temeli atılıyor. 11 Eylül yine hakeza benzeri bir şekilde. Bir de bunlar süslü kılıflarla sunuluyor. Bakın mesela siyahi Obama geldi. Siyahi İşte abisi Müslüman denildi. Siyahilere en çok zulmedildiği dönem, siyahilerin en çok öldürüldüğü dönem Obama'nın dönemi oluyor. İslam coğrafyasında terörün en çok yayıldığı dönem, baba manyak Bush'ları saymazsanız Obama'nın dönemi oluyor. Tabii daha azılı bir şekilde yürüyor. Şimdi ben şunu diyorum. Bunun neden olduğunu tam bilmiyoruz. Yani ama bu Amerika'nın sert gücü de, fırtınalı gücü de, soft gücü de aynı şey. Tabii aynen. Bunun neden olduğunu bilmiyoruz. Kendi iç çıkarsı, bakın, iç çatışmalarında mesela bu FETÖ için kullanılan bir tabirdi. Bir taşla bir kuş vurmaz. Kuş sürüsü vurmayı hedefler. O olmazsa o, o olmazsa o. Şimdi bu yapıyı dünyada kontrol eden güç. Şimdi sadece o Trump'ın ölümünü, Amerikan seçimlerine bu manyak kazanmasın, işte küresel sermayenin gücü yerleşsin mi hesaplıyor? Elbette değildir. Farklı hesapları vardır. Biz bunu bilmiyoruz. Bize yansımasına bakmamız lazım. Şimdi bizde ben şeyi çok iyi hiç unutmuyorum. Allah selamet versin, Allah uzun ömür versin babama. Sağlam saadetlidir. Babam şöyle bir ifade kullanıyordu. Selam ve hürmetlerim. Evet, eyvallah. Şöyle bir ifade kullanıyor. Ne derler ona? Seçildiğinde zaten o zaman başka hani şey de yok. Ne derler? Başka siyasi parti de yok. Öyle şimdiki gibi geniş bir yelpaze değil. Ahmet Necdet Sezer seçildiğinde babam ayağa kalkıp alkışlıyordu. Diyordu ki sonunda Demirel'den kurtuluyoruz. Sonunda şundan kurtuluyoruz. Ahmet Necdet Sezer bir geldi ki oho biz Demirel'i neredeyse mumla arar hale gelmişiz. Şimdi maalesef bizim kamuoyunda da Trump'a yönelik şöyle bir yaklaşım var. Ya bu Biden pisliğinden, bunağından kurtuluyoruz. Bu böyle ya yani Ahmet Necdet benzetmek gibi olmasın. Tabii ya benzetmek gibi olmasın. Yani hani Ahmet Necdet Sezer'den daha tehlikeli geliyor. Şimdi biz Trump'ın önceki dönemini ne çabuk unuttuk. Sizi güçlü dolarımla ezeceğim. O papazı var ya, teslim etmezseniz mahvedeceğim. Bu ülkeye yönelik tehditleri Biden'ı gönderdi. İşte başka yardımcısı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik. Biden Trump'ın başkan yardımcısı. Ya bize yönelik hakaretleri hala bu şerefsizin, alçağın ne diyorlar? Gökdelen'in kapısına asılı duruyor. Oraya mektup olarak koymuş onu. Şimdi bizde maalesef sığ siyaset şöyle bakıyor. Diyor ki aman canım Trump iyiydi ya. Trump güzel adamdı. Yani Trump hani selam söyleyip ya ne güzel Türk kardeşlerim dediğinde biz şöyle bakacağız meseleye. Trump iyidir. Ya Trump iyi de Trump bunları Obama'nın, Bush'un, sonrasında Biden'ın yapamadığını yaptı. Tuttu Müslüman ülkelerin liderlerini bir kürenin etrafına toplayıp el bastırdı. Eğer o devam etseydi o süreç, görün siz bu coğrafyanın ne hale geldiğini. Eğer o geri gelirse dua etmek lazım. Tabii o geri gelirse şimdi deniyor ki yok Suriye'den çıkıp gidecek. Ya ne Suriye'den çıkıp gidecek? O geliyorsa 7 Ekim sorununu şimdi birileri soruyor, diyor ki siz çözecek misiniz? Çözeceğim diyor. Bizim burada maalesef balık hafızalılarımız da diyor ki bak ne güzel işte Trump gelince Gazze'deki zulüm son bulacak. Son bulmayacak. Adam Biden'ı eksik buluyor. Adam diyor ki tabii adam diyor ki bizim diyor öyle dolaylı yollarla değil bizatihi Irak'ta yaptığımız gibi hava bombardımanıyla, kara unsurlarıyla girip orayı dümdüz etmemiz lazım diyor. Yani bakın biz şunu aslında öngörüyor. Siyonist, daha azılı Siyonist. Siyonist olmayan Siyonist ne diyordu Biden? Şöyle bir video şeylerini eklemişler. Ben Hristiyanım, yani maalesef diyor. Ben Hristiyanım ama iyi bir Siyonistim. Trump ne diyor? Ben bir Siyonistim. Bakın benim damat da Siyonist. Biz ailece Siyonistiz. Şimdi biz manyak ve bunak Siyonistler arasında bir tercih yapmak durumundaysak toparlayalım. Biz hiçbirini tercih etmeyelim diyoruz. Ama bizdeki maalesef bir kesim bu adam iyi. Diğer kesim CHP bloğuna bakıyorsunuz. O da diyor ki canım Biden yani şimdi adam suhuletle sakin düşünen bir ekolü temsil ediyor. Ya suhuletle sakin düşünen bir ekol yardım edeceğim diye liman kuruyor. Silah gönderiyor. Yetmiyor ajanlarını gönderiyor. Yetmiyor askerlerini gönderiyor. Zeyt o küreyi bulmuş. İbrahim, işte buyurun. İbrahim Sözleşmesi. Buymuş işte. Yani bize daha iyi olarak sunulan adam bu. Biz de Ahmet Necdet Sezer'i alkışlar gibi Ahmet Bey'e de selamlarımızı iletelim. Teşbihte hata olmaz. Kendisi asla bu adamla mukayese edilmez. Güç olarak, otorite olarak. Ve Türkiye'nin bölge devletleriyle arasının en kötü olduğu dönemde. Tabii. Biden gittikten sonra toparladık biz. Doğru. O baskı kalktı adamların üstünde. Eyvallah. Yani bizim de hemen şunu söyleyeyim öyle bizim de hatalarımız var. Bizim de yanlışlarımız var. Şu küreye el basma döneminde onları bir taraftan fiştekleyen güç bizi de diğer taraftan siz de böyle yapın diyordu. Bunu ya bakın yıllar sonra yıllar sonra ne ortaya çıktı hatırlayın. Ne diyor Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Saddam Hüseyin'in kulağına eğilip ne dediğini kuvvet sizin hakkınız alın. Aynı Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi ziyaret edip Suriye'yi gösterdi. Tabii yok Irak işgali, Irak'ın kuvveti işgali öncesi kuvvet sizin hakkınız gidin alın deyip Türkiye harekattan sonra Türkiye için de bakın Suriye. Türkiye için de daha da Türkiye için de Türkiye'ye gelip Kerkük sizin hakkınız. Buyurun orada bir yol açılırsa biz size destek veririz dediğini. Aslında kardeş ülkeleri nasıl birbirine yani bu tuzağı biz her seferinde maalesef yiyoruz. Dediğin şey o kadar çok önemli ki yani Amerika'nın Bağdat Büyükelçisi'nin eşinin oynadığı rollerden tutun da Dışişleri Bakanı'nın ve kuvveti önce kışkırtıyorsun. Sonra da gidiyorsun başına biniyorsun. Tamam. Türkiye'ye Kerkük'ü gösteriyorsun. Yani buyur şimdi ver bakalım verebiliyor musun? Ukrayna aynısı. Yani ama biz bu mesela 91'de de yaşadık aynı senaryoyu. Yaşıyoruz. Sonra her dönem yaşadık aynı senaryoyu falan. Ertuğrul Bey. Bir kez ısırılmak lazım. İkinci kez ısırılmaya müsaade etmemek gerekir yani. Buyur. Şöyle okuyorum ben tabii süreci. Tabii zengin bir adam düşünün. Genelde zenginlerin iki arabası, iki tip arabası olur. Birisi lükstür. Öyle hızlı gider, şehirler arası seyahatlerde kullanır. Birisi de klasik arabadır. Şehir içerisinde gezmek istediği zaman, dolaşmak istediği zaman öyle yapar, oralarda gezer, dolanır. Evet. Şimdi bu İsrail dünyanın zengin çocuğudur. Zengin adamıdır. Trump bir araba modelidir. Biden başka bir araba modelidir. Şimdi bunlar bir arabadan inecekler, diğer arabaya binecekler. Biden küreselci dediğimiz daha hızlı giden, daha böyle şehirler arası yola müsait bir araba çeşididir. Trump daha şehir içi, daha klasik küreselcilerin aksine daha cumhuriyetçi, daha korunmacı yapıya sahip bir sistemin adamıdır. Yani sadece araba değişikliği olacak. O kadar. Şimdi buradaki iki ekol var. Burada küreselciler Biden'a evet bir şans verdiler. Aslında Biden'a verdikleri şans kendi masonik siyonist sistemleri açısından ekonomik bir yol açma çabasıydı. Çünkü hatırlayın Trump geldiğinde Çin'le bir savaşa girdi. Ticari savaşlarına girdi. Evet. Avrupa Birliği ile ekonomik çatışmaları girdi. Almanya'ya dedi ki ya sen NATO'ya yardım yapmıyorsun. Bunun %80'ini ben yapıyorum. Yetmiyor. Senin ordunu ben besliyorum dedi. Merkel'e bunu söyledi, yüzüne söyledi. Dünyanın gözünün hepimiz dinledik biz bunları. Şimdi işte küreyi gördük. Kürenin etrafında toplanan ülkelerin çoğunu bunlar esir etmişlerdi. Ama hesaplamadıkları bir nokta oldu küreselcilerin. Şu oldu, bu 7-8 Ekim olayları Yahudi Mason lobisini aşırı derecede yıprattı. Amerika'da da. Amerika'yı yıprattı zaten. Evet, tabii. Şimdi biz oradaki çatışmayı... Ama rahatsız artık. Biz oradaki çatışmayı nerede gördük? Şimdi orada Trumpçı yapı, geleneksel yapı dedi ki geri çekilin. Yıpratıyorsunuz. Yani bunu söyleyen zaten Yahudinin kendisi. Yıprattınız. Geri çekil. Yapma etme noktasına geldi. Ama diğer taraf üstüne gitme noktasında aşırı derecede hani artık bitirelim Gazze, ya şu an Gazze'nin yarısından fazlası işgal altında yani, tamam mı? Şimdi ne oldu? Bu çatışma başlayınca Epstein adası olayları çıkmaya başladı. Bu taraf dedi ki sen bana bu kozu mu oynadın? Gitti New York'ta sinagogun altını bastı ve asıl bu işte şahin kesimin o alttaki bütün film fırıldaklarını ortaya çıkardılar. Tabii. Şimdi buradaki o çatışma o günden beri belli. Ben 1,5 yıl önceden Trump'ın başkan olacağını söylüyorum. Gazze'de ateşkes olma ihtimalini de 7-8 aydır, yani olayların başladığı günden bu yana kayıtlar var. Trump gelecek ve Trump Kasım ayında geldikten sonra ateşkes olacak diyorum. Çünkü Ocak'ta görevi devralacak, Ocak'tan sonra. Hiç fark etmez. 2020. Kasım'da gelecek, bir sistem rahatlaması yapılacak ve bir ateşkes. Ama nasıl ateşkes olacak? Ama az önce biz Gazze'ye direkt ama daha nasıl çok ateşkes? Bir dakika. Şimdi ateşkes ama tasdikleme yöntemi. Nasıl ki Trump gitti, Kudüs'ü damadı eliyle başkent ilan etti, çıktı. Kudüs'ün başkent edilmesi Gazze olayını ortaya çıkardı. Çünkü meşruiyet kazandırdın sen oradaki İsrailli teröristlere. Evet. Orası senindir dedin. Şimdi aynı yöntem Gazze üzerinden yapılacak. Sözde ateşkes olacak. Katliamlar belli bir süre durdurulacak. Ama Gazze İsrail'e verilecek. Ben bunu Ekim ayından beri söylüyorum. Ateşkes çift taraflı bir şey. Hamas bunu niye kabul etsin ki? Şimdi işgal altındaki topraklar artık geri verilmez. Bitmiştir. Bak onu söyleyeyim. Ben olayların ilk gününden bugüne söylüyorum. Oraya giren İsrail'i sen çıkaramazsın. Yahudi çıkaramazsın. Mümkün değil. Kimle çıkaracaksın? Arap Birliği toplantısında, İslam İşbirliği toplantısında imza atan, oraya gidenler koltuğundan olur diye parmak salladığında susup oturan Arap devletleriyle mi yapacaksın bunu? Şimdi bu bir sistem. Adamlar o sistemi kurmuşlar. Trump'ın gelmesiyle Gazze aynı Kudüs gibi İsrail'e verilecek. Konu kapanacak. Ateşkes sağlanacak. Yani bunu hiç böyle kıvırmaya falan da gerek yok. Şimdi Hamas ne olacak? Ben Hamas'ın sana ne oldu? Hamas olacağını oldu. Nasıl oldu? Bu arada Türkiye'nin bir açıklama yapmış. Marmara Adası açıklarında az önce saat 22.26'da 4,1 mi? 10 dakika önce Marmara Adası açıklarında 4,1 mi? Hissettin mi? Soralım Ekrem abi. Bir deprem meydana gelmiş. Buyurun. Geçmiş olsun. Şimdi konu aklımdan çıktı. Hamas. Koptum. Ateşkes demiştiniz. Hamas. Dedik. İşgal ya dedik. Bak gene bu ekranları da söyledim ben. İnsanlar kaçırıyorlar. Hamas falan yok ortada. Hamas'ın siyasi bir meşruiyeti yok. Bunu Türkiye'nin de altında imzası olan en son yapılan İslam İşbirliği Teşkilat toplantısında tasdiklediler. Orada yazılanları biz burada teker teker analiz ettik. Açık açık yazıyor. Filistin'in temsilcisi Mahmut Abbas'tır. Kurtuluş Örgütü'dür. Hamas diye bir şeyi kabul etmiyorlar. Hamas yok ki. Hamas'ı kim dikkate alıyor ki? İsrail ve ABD orada bir oluşum yaptığı zaman burada Hamas var falan desin. Bunu daha önce de yaptılar. Hamas üzerinden ne yaptılar? Dediler ki ya biz siz orada bir seçim yaptınız. Bak, başbakan seçtiniz, bakanlarınız var. Ama ya siz orayı boş verin. Gelin şu Mahmut Abbas genel tüm Filistin'in başbakanı olsun. Size de orada temsilcilikler verelim diye kandırdılar. Aynı sistemi o zaman da yaptılar. Özür dilerim Zeyt, bu dediğiniz gibi Balıkesir açıkları değil, Tekirdağ. Güzelkoy açıkları. 4,2. Kandil Rasathanesi. Hani yazarsanız yanlış olmasın. Buyurun. Unutturuyorsun da yani. Ya şimdi not düşecekler oraya, yanlış yazmasınlar diye uyarmam lazımdı. Yani konunun özü Hamas yok kardeşim. Birbirimizi kandırmayalım. Ama böyle değil bence ya. Bir sert yani konuşuyor. Kök söktürüyor Hamas şimdi. Bak yani siyaseten söylüyorum. Ne o, sahada senin, varsanız hayır, siyasetin abi, de bir esprisi devletinin yok. İmza attı. Bak İsrail kadın askerleri göreve çağırmıyor. Niye biliyor musunuz? Zırhlı birliklerde görevlendiriyorduk. Onları Murat koyacak abi, zırhlı araç bulamıyor. Şimdi Murat abi ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ben sana diyorum ki senin devletinin altında imzası bulunan en son yapılan Gazze konulu İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan çıkan kararda Hamas yöneticileri benim devletime geliyorlar. Bak İstanbul ofisleri. Ben başka bir şey söylüyorum. Şöyle başka bir şey söylüyorum. Ben girebilir miyim? Buyur abi. Yani Ertuğrul Bey şunu diyor. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Riyad'daki toplantısında herkes büyük bir heyecanla bekledi ki İsrail katliamlarına şiddetle ve artırarak devam ediyorken meseleyi halledecek bir zirve olarak görüldü. Tamam. Hepimizin gözü oradaydı. Şöyle. Ve oradan bir karar çıktı. Karar maddeler ama en önemli madde söylediği maddeydi. Kimse Fetih'i, Abbas'ı konuşmuyorken tutup da doğrudan doğruya hedefte Gazze varken ve aslında Gazze ve Abbas aynı şey değilken İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ülkeleri Türkiye'de dahil olmak üzere diğer bütün Arap ve Müslüman ülkelerin tamamının o bildirgenin altında Abbas'ı işaret etmesi biz Hamas'ın yanında değiliz. Hiç fark etmez. Çok net demek istediğim hiç fark etmez. Yoksa Hamas tabii ki var. 2 hafta sonra Türkiye'ye gelmedim Hamas yöneticileri. Ve tabii ki de Hamas. Ya Murat abi Hamas Gazze'de bir şey söyleyeyim sana. Bakın o bir bildiriydi. Bu bir anlaşma değildi. Biz Hamas'ı inkar ediyoruz. Hamas asla sahadan silinemez. Hamas kök söktürüyor orada. Gazze'de işgal edilemez. Doğru. Hamas var ve Hamas bana İsrail'den de güçlü. Evet. Ama sorunu askeri bir problem yok. Bak sorunu işaret etmek lazım. Problem yok. Hamas çok güçlü, bana El Fetih'ten de güçlü. Şimdi sorunu burada işaret etmek lazım. Yani El Fetih'in bir şeyi yok ki ya. Bir teşhiste Murat abi Müslüman başka bir şey söylüyor. 4 tane jipin yanına ya, bak ya bu zaten vaka ortada. Yani 7 Ekim'den bu yana onu açıktan anlatıyor. Hamas'ı savunabilen kaç kişi var ya? Bir avuç deliyiz işte. Kaç kişi var? Aynen. Adam herkesi not etmiyor mu? Aynen. Ya adam herkesi not ediyor. Arkadaşlar. Ama konu başka. Bak bunun örneğini de verdim sana. Ekrem Bey bir şey diyecek. Söyledikleriniz birileri tarafından bir temenni olarak anlaşılabilir. İsrail 7 Ekim'den beri. Ekrem abi. Müsaade eder misiniz? İsrail. Öyle şey olur mu? 7 Ekim'den beri kiminle anlaşma yapıyor? Fetih'le mi anlaşma yapıyor? Katar üzerinden. Tamam onu söylemiyoruz. Bak ben bir parantez açayım. Yanlış sen öyle deyince seyirci hepten yanlış anlar. Bak şunu söylüyorum. Hamas yok. Fetih mi var? Fetih ya da şu mesele şu anda Filistin'de mesela dünyanın 138 ülkesi şu anda Filistin'i tanıdığını söyledi. Kimi tanıyorlar? Mahmut Abbas'ı. Bence bu konulara girmemekte fayda var. Mahmut Abbas'ı tanıyorlar. Ben yanlış anlaşılabilecek bir şey. Tam tersi girmemiz lazım. Yani girmedikçe girmediğimiz için bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu konulara yıllardır girmediğimiz için ilk 7-8 Ekim olayları olduğunda Hamas dediğinde insanlar terör örgütü zannettiler. Niye bilmiyor insanlar çünkü. Evet. Neyin ne olduğunu bilmiyor. Ya zanneden anlatamadım. Kim? Bu ülke hayır. Zanneden kim olduğunu söyleyeyim size. Zanneden tam olarak bu ülkede Cumhuriyet Hamas'a terörist diyen adam ve onun ekibi. Kaç kişiler bunlar? Ekrem Bey burada yok. Veriyorsun? Ya ne yapacaksın? Tamam, Ekrem Bey buyurun. Adamları mı öldüreceksin? Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ben de Ekrem Bey bir meramını anlatsın. Rica eder misiniz? Siz konu oraya geldi. Ben yok diyormuşum gibi oldu. Ekrem Bey, Ertuğrul Bey diyor ki sıra bendeydi. Hemen kısacık toparlasam sonra size dönsün. Söylemek istediğinizi söyleyin Allah aşkına. Ekrem Bey tekrar döneyim size. Ertuğrul Bey bir meramını anlatsın, yanlış anlaşıldım diyor. Hamas yoktur demiyorum. Diyorsun işte onu söylüyorsun. Hayır, Hamas siyaseten yoktur. Muhatap alınmıyor diyorum. Bunu söylüyorum. İsrail kiminle anlaşma yapıyor? Ben de diyor anlaşma yok. Hani İsrail anlaşma? Kiminle anlaşma yapıyor? Anlaşma yok ki. Ateşkesler şunlar bunlar rehine takas. Abi anlaşma yok, olay yok. Anlaşma diye bir şey yok. Hani anlaşma? Rehine takas oluyor ya. Şimdi Bak bir şey söyleyeceğim. Allah Allah. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Sen kiminle savaşıyorsun? Senin devletinin altına imza attığı bildirge benim resmi belgemdir. Allah. Ben onu konuşurum. Ben onu görürüm. Tamam mı? Şimdi o devletlerin yarısı o toplantıya gelmemiş. Niye? İsrail parmak salladı diye. Siyonistler parmak salladı diye gelmemiş. Sen gitmişsin. O bildirgenin yarısında Osmanlı'ya, Türkiye'ye hakaretler var. Onu da burada söyledik. Kayıtlarım var, videolarım var. Twitter'da da var. O bildirgenin yarısında Türkiye'ye hakaretler var. Osmanlı'ya hakaretler var. Ecdadımıza hakaretler var. Maddelerden birinde de diyor ki Hamas kim ya diyor. Benim muhatabım Mahmut Abbas diyor. Şimdi ben bunu nasıl görüyorum? Senin devletinin imzası var ya burada. Şimdi bunu görmemezlikten gelmek bak doğru değil. Bu yönüyle anladık. Bak, peki ben bundan bahsediyorum. Bu nasıl konuşma ya? Şimdi bu nasıl konuşma? Senin devletin, senin devletin. Siz hangi devlettesiniz? Abi senden bahsetmiyorum. Ben kendimden genel olarak senin diyorum. Üstadım her şey, senin her şeyini harebe yormak yani zorunda demek değil. İstiyor, bizim anlaşılabilecek şekilde konuş. Yanlış anlaşıldım demene gerek kalmayacak şekilde konuş. Ben yanlış anlaşılma korkusuyla konuşmuyorum zaten. Ne söylediğim ortada. Yanlış anlaşılıyor. Yanlış anlaşıldığını söylüyorsun sonra. Hayır, sen yanlış anlıyorsun. Ben sana izah ediyorum. Ben de diyorum ki bak ben cümleyi net kuruyorum. Hamas siyaseten Türkiye'nin de içinde bulunduğu, imza attığı sözleşmede siyaseten yok hükmünde sayılmıştır. Peki. Bunu söylüyorum. Tamam Ekrem Bey. Şimdi yarısı depreme gitti, yarısı Ekrem abiye gitti. Ya buyurun konuşun. Depreme gitme. Elin sapanlar. Buyurun konuşun. Bir de depremi ya. Ya yapma Allah aşkına. 15 saniye dedim ki Marmara açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sen buyurun konuşun. Herkes haklı. Herkes buyurun konuşun. Estağfurullah. Tamam. Yo buyurun konuşun. Buyurun. Tamam tamam buyurun. Her şeyi biliyorsunuz. Buyurun konuşun. Estağfurullah. Yo buyurun bak konuşmayacağım ya. Ne gereği var ki? Tamam buyurun. Tam bitirin meramımızı. Tam meramımızı tamamladım. Bitir. Karşınızda dünkü çocuk yok ya sizin ya. Beni lütfen haklısın. Biz dünkü çocuklarız. Lütfen ama. Biz dünkü çocuklarız. Ekrem abi bak efendim, konuyu yanlış yere çekiyorsun, çekme. Üstadım yanlış anlaşıldığını söyleyen kim? Sen bana diyorsun ki yanlış anlaşıldın. Ben de diyorum ki yanlış anlaşıldığım konuyu izah edeyim. Ertuğrul kardeşim senin devletin falan ne demek? Abi ben her zaman böyle konuşurum, genel konuşurum. Senin devletin, ben milliyetçi bir adamım. Yani bunu bana yükleyip bunun senin devletin. Ekrem abi ben bu işlere gelmem ya. Gözünü seveyim lütfen ama Ekrem Bey, ya. Bence de Ertuğrul Bey onu hani bir başkasının kullandığı gibi kullanmadı. Arkadaşlar bakın Hamas konusu önemli bir konudur. Ertuğrul Bey'in Türkiye'nin de katıldığı bir toplantıda alınan kararlar üzerinden Osmanlı'ya hakaret bilmem ne, sizin devletinizin de senin devletin de imza attığı şeyde Hamas yoktur falan deme, bu konuşulmaz böyle bir şey. Niye Hamas imza attı? Hamas vardır. Şunu ya imza attı abicim. Günlerde, böyle bir şey var mı? Ertuğrul Bey diyor ki böyle bir şey var ve Türkiye'nin imzası var diyor. Evet. Söylüyor. Var. Attığını söylüyor. Hayır var. Allah Allah Ekrem abi lütfen. Ekrem abi lütfen. Ben bir hukukçuyum. Ben o bildiriyi elime aldım. Akit TV ekranlarında satır satır analiz ettim lütfen. Allah aşkına. Bir daha getir. Allah aşkına. Bak sen Ekrem abi bak ben senin çırağın bile sayılmam. Senin karşında çırağın bile sayılmam. Ama ne konuştuğunu bilen adamım. Ben altını çizerek Hamas yoktur demeyin. Ya ben Hamas yoktur vardır demiyorum. Allahu ekber. Ben diyorum ki siyaseten Hamas'ı yok sayıyorlar diyorum. Arkadaş saysınlar. Ne anlamı var? Şimdi ama bıraksaydınız sonucuna getirseydim. Abbas'la mı konuşuyor? Ekrem abi bıraksaydınız sonucunu getirseydim herkes anlayacaktı. Kurban olayım sana. Bırakmadınız herkes gibi. Yanlış anlayacak. Buyur. Bir bıraksaydınız sonucuna getirseydim herkes her şeyi anlayacaktı. Tamam bu kadar isyandan sonra sonunu getirsin buyurun. Ben unuttum ne anlatacağımı unuttum ben. Yani ne anlatayım bir depremi konuşalım. Ya bak ne anlatacağımızı konuşurken geçen süre anlatılmayı. Vallahi unuttum ya. Ya yönetmen bana dedi ki depremi anons et. Ben de anons ettim değil mi Zeyit? Yani... Araya girmeseydin. Murat Alan yine beni sattı. Ben o zaman kendimce bir şey söyleyeyim mi? Yani bu zirve 11 Kasım'da olmuştu. Deprem olmasaydı mı diyeyim ben. Neyse Mustafa Bey tamamlasın. 11 Kasım'da olmuştu. Biliyorsunuz 7 Ekim 11 Kasım İsrail doğrudan doğruya Gazze'ye 2023 kara harekatı. Hı. Türkiye'de o dönemlerde 11 Kasım 2020. Evet. Yani Türkiye'de o dönemlerde önemli bir aslında şey kullanıyordu. Garantörlük diye bir kavram da kullanılıyor. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı Riyad'daki zirve. İşte görün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın durumunu da görün ama. Herkesin çözüm odaklı olabilir mi diye heyecanla beklediği bir zirveydi. Ama Ertuğrul Bey'in dediği şey şu. Orada hiç kimse alakasız bir şekilde Abbas'tır, şudur budur, hiç dünya gündeminde, Müslümanların gündeminde İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla hiç alakası olmayan bir şekilde. Hatta maalesef o süreçte de İsrail'in lehine neredeyse espriler yaparak görüşmüş bir Abbas yönetimiyle ilgili bir madde var. Yani Filistin adına biz İslam İşbirliği Teşkilatı olarak Abbas yönetimini kabul ediyoruz. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Bu süreçte bizim muhatabımız Abbas yönetimidir, Hamas değildir. Değildir. Bunu açık açık yazmışlar ya. Adamlar yazmışlar. Yoksa Hamas bugün yeryüzünün izzeti ve onurudur. Bakın, insanlığın izzeti ve onurudur. Burada o kadar hakarete, tehditlere rağmen Hamas savunan adam biriyiz ya. İnanın bütün Müslüman koca koca Müslüman devletlerden dahi ama işte Gazze'de bak, benim eleştirdiğim kısım o değil. Benim eleştirdiğim kısım Gazze'de iş bitmişti. Beklenen bir şey var. Murat Alan müsaade bekler misin? O değil. Yani bekler misin? Yani beklenen bir şeye karşı öyle tuhaf bir madde, sipariş bir madde var orada. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arap Ligi'ni yani bakın ve haklı burada bazen diyoruz ya niye bir araya gelmiyoruz? İşte bu adamlarla geliyoruz. Geldiğimizde de böyle oluyor. Peki, bence bu gittiğimizde de aynı şeyi yapıyoruz diyor. Yani oraya bakın, yanlış bir şey söylemiyor. Oraya Türkiye neyi sokamamıştı? Oraya Türkiye neyi sokamamıştı? Hemen söyle. Neyi diretmişti de sokamamıştı? Top yükün ambargo uygulayalım diye. Son 20 dakikamız Türkiye herkese şey sokamam ama ticarete devam ettik. Hiçbir şeye sokamamıştı. O zaman biz kesen yine Türkiye ama. Peki, o zaman biz eleştirdik. O zaman da söyledik biz bunu. Tamam yapamazsınız. Son 20 Haniye ne zaman geldi Türkiye'ye İsmail Haniye? Bu olaydan önce mi sonra mı? Hangi olayda? İsmail Haniye Türkiye'ye sonra değil mi? Niye geldi Türkiye'ye? Türkiye ve Hamas ilişkileri güzel. Tamam, bunu söyleyelim. Olsun da zaten. Bunu söyleyelim ki kontrol alayım. Şey uluslararası Suud. Ya bak konuşulan şey uluslararası hukukla ilgili. Ya uluslararası bir hukuk mu var? Tamam. Adam bugün diyor ki İsrail işgalci. Ya İslam İşbirliği son 20 dakika Mustafa Bey. Bu konu bitti. İşte. Suriye ile devam edelim. Peki teşekkür ederim. Abi değil mi ya? Bana söylesene. Suriye ile devam edelim. Son 20 dakika senin için yok hükmünde değil mi? Benim için yok. Size döneyim. Son 20 dakika. Kamera bende şu an. Mustafa Bey. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yok hükmünde diyorsun da. Ya benim için yok hükmünde diyorsun da bir şey söyleyeceğim. Ekrem Bey döneceğim. Yok hükmünde diyorsun da bak örneğini verdim sana. Tamam. Gazze'de seçimler yapıldı. Hamas seçimleri kazandı. Başbakanı oldu. Sonra getirdiler. Eve gideyim. Sonra getirdiler. Hamas'ta. Sonra getirdiler. Oradaki o yönetimi bana vermeyecekler. Adam orada isyan ediyor. Peki. Son 20 dakika 5'er dakikada Suriye'yi konuşalım. Suriye'nin kuzeyini. Ekrem Bey tekrar size dönelim. Şimdi biz daha önce Suriye ile normalleşmeyi konuşurken Esad ön koşul şart koşmuyor demiştik. Son açıklamasında bu defa yine Türk askeri buradan çıksın dedi. Ne oldu birdenbire? Ne değişti? Böyle bir şey demiyordu sanki. Geçen hafta bir konumuzda yemin billah ediyordu. Esad böyle bir şey demiyor diye. Ne oldu? Yemin billah ediyordu. Yok böyle bir şey diyordu. Merak ettim. Esad olsa, Suriye'nin başında olsa, hakikaten Esad orayı temsil ediyor olsa falan böyle sözler söylemesine gerek kalmazdı. Zaten Esad olabilseydi Türkiye oraya girme ihtiyacı da hissetmezdi. Şu anda geldiğimiz aşamada öyle bir şey var. Esad 2011'den beri dönem dönem Türkiye ile görüşmeler söz konusu olduğunda Türkiye çekilsin, Türkiye askerlerini çeksin falan gibi. Yani sadece suya kilit sözler söylüyor. Türkiye'de ona diyor ki Emmoğlu bak ben senin toprak bütünlüğünü herkesten çok savunuyorum. Senin toprak bütünlüğünü koruman, ülke bütünlüğünü koruman için elimden geleni yapıyorum. Ben sadece Suriye'nin kuzeyinden ülkeme yönelik terör saldırılarını durdurabilmek için oradayım. Sen bunları durdurabilmiş olsaydın ben zaten girmezdim. Şu anda da senin durdurabileceğine emin olursam zaten çekileceğim. Çünkü baştan beri 2012'den beri ben bunu sürekli olarak tekrarlıyorum. Arkadaşlar en son ne demişti? Hep Türk askeri çekilsin çekilsinden sonra Geçen haftalarda bir ara işte bir takım temel prensipler konusunda konuştuktan sonra neden görüşmedim falan gibi şeyler söyledi. Ama sonradan aynı eski moduna tekrar döndü. Eski konuşmalarını tekrar yayınlamıyorlarsa ve hakikaten bu sözleri yeniden söylemişlerse demek ki ya İran, ya Amerika Birleşik Devletleri, ya PYD, YPG ya da birileri herhalde kulağını çekmiş olmalı. Ya da ne bileyim kulağına kar suyu kaçırmış olmalı. Çünkü eninde sonunda kendi ülkesine hükmedemeyen, ülkesinin %35'i 40'ı Amerika Birleşik Devletleri destekli, PYD, YPG'nin elinde olan, biz galiba petrol ihtiyacını da onlardan karşılayan bir kişinin çıkıp bu tür sözler söylemeleri falan çok anlamlı değil. Buradaki normalleşme lafı Türkiye'de genellikle son zamanlarda çok yanlış kullanılıyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan görüşmelerde birileri normalleşme, yumuşama falan gibi tabirler kullandı. Sayın Cumhurbaşkanı en son yaptığı konuşmada ya dedi bizim normalleşmeden ya da yumuşamadan anladığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin ana muhalefet partisi haline gelmesi yani normalleşmesidir. Türkiye'nin meselelerine Türkiye'nin partisi gibi bakması. Suriye'deki normalleşme dediğimiz şey de Suriye Devlet Başkanı'nın ülkesinde o kadar yabancı güç varken ülkesinde kuzeyde istikrarlı bir bölge meydana getirip orada terörü ortadan kaldıran ve Türkiye'den 670.000 ki zannediyorum önümüzdeki günlerde birkaç yüz bin kişinin daha oraya gidip bölgeye dönmesi söz konusu. Orada huzur ve istikrar içerisinde insanları yaşar hale getiren Türkiye'nin ondan sonrası için hani görüşelim konuşalımdan konuşabilecek şey büyük ihtimalle şuydu. Bakın biz Irak'la anlaştık. Irak'ın kuzeyinde Türkiye'ye yönelik rahatsızlıklar veren o terör yapısını pençekilit harekatlarıyla ve Irak'la anlaşarak sanki Irak devletiyle beraber yapıyormuş gibi kısmen de beraberce onları belli oranda gerilettik. Senle de oturur konuşuruz gerektiğinde sen oraya güç gönderemesen de ben sanki beraber yapıyormuş gibi oraları derler toparlar temizler. Normalleşmeden olabilecek şeylerden anladığımız anlaşılması gereken bu. Dolayısıyla Esad şimdi niye böyle dedi bilmem. Eşini kaybetti bugünlerde. Allah bak sıratını affetsin. Eşi biliyorsunuz lösemi hastasıydı vefat etti. Bu arada Suriye içinde zannediyorum başka bir takım kritik gelişmeler de yaşandı. Çevresinden bazı İsrail'in suikaste maruz kaldığına dair falan da haberler var. Tıpkı Trump'ın kulağından çekilmesi gibi belki Suriye'de de konjonktürel olarak Esad'ın fikir değiştirmesine sebebiyet veren olaylar olmuş olabilir. Ama buradaki esas nokta şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye konusunda 2011-2012'deki durduğu yerde duruyor. 2003-2011 arası söylediklerini altını çizerek tekrarlıyor. Diyor ki arkadaş sen 22-24 milyon civarında nüfus olan bir ülkede neredeyse yarısı şu anda mülteci konumda. Ürdün'de, şurada, burada, işte Türkiye'de falan. Bunları tekrar bir araya getirmek istiyorsan nüfusun tamamının, bütün unsurların ittifakı, üzerinde ittifakı olabilecek bir yapı oluşturmak zorundasın. Bunun dışında hele de 2011'den sonra yaşananlardan sonra kimsenin sana güvenip başlarına varil bombaları falan filan yedikten sonra kimsenin sana geri dönme riski yok. Bunu yapacaksak beraberce yapalım. Normalleşmeden olacak olan budur. Bugünlerde belki arzu edilmeyen bir takım gelişmeler oldu ve bu tavrı aldı. Umulur ki önümüzdeki günlerde tekrar akıllanır. Sebebi şu, ne Rusya, ne İran, ne Amerika Birleşik Devletleri ne de orada bulunan diğer unsurlar ki hatırlayın yani bu unsurlardan birilerine sahip çıkar gibi yaptı ama 2004'ten beri Türkiye oradaki Kürt kardeşlerimizi, Kürt vatandaşlarına vatandaşlık ver diye bayağı taleplerde bulunmuştu. Toparlayın. Hala mesela bu konu halledilebilmiş değil. Dolayısıyla Suriye'nin normalleşmesi, Suriye haline gelmesi, Beşar Esad'ın da gerçekten Suriye'nin en azından belli bir bölümüne hükmediyor ve nasıl söyleyelim hükümran olabilir hale gelmesinden sonra belki bir takım şeyler değişebilir. Açıklamalar da düzelebilir. Teşekkür ederim. Mustafa Bey, liderler düzeyinde görüşebilirlerse ne değişecek sahada? Çok şey değişir. Mesela? Çok şey değişir. Yani düşünsenize yaklaşık 10 yılı aşkındır neredeyse savaş halindeki iki tane ülkenin cumhurbaşkanları, işte liderleri bir araya geldiği zaman çok şey değişir. Yani şu çok önemli. Bölgemiz bakımından söylüyorum. Çünkü bu bölge, bakınız biraz önce İsrail'le konuştuk. Bu coğrafya farklı bir coğrafya. Bu coğrafya Arz-ı Mevhut Büyük Ortadoğu Projesi'nin merkezi olarak gördüğümüz bir proje. Yani 150 yıldır dünyadaki kaosların birçoğu bu coğrafya için aslında var diyebiliriz. Yani tamam hepsi böyledir diyemeyiz ama sonuçta Siyonizm gerçeği ve hakikatini biliyorsak bu coğrafyanın ehemmiyetini de herhalde biliyor olmamız lazım. Bu bakımdan da asas olan şey buradaki ülkelerin birbiriyle normal yaşamasıdır. Halkları Müslüman olan, tarih ve aslında birçok bakımdan birliktelikleri olan bir coğrafya burası. Anormal bir durum var. Yani bunu kabul edelim. Bunun tabii ki asıl sebepleri yaşadığımız süreçlerimiz var. Büyük Ortadoğu Projesi'ni konuşmadan bugün herhalde Suriye, Türkiye ya da Suriye'deki hali çok fazla tahlil edemeyebiliriz. Ya da Arz-ı Mevhut hakikatini, Siyonizm hakikatini, Büyük İsrail Projesi'ni gözden ırak tutarak Suriye'yi ya da bugünkü halleri konuşarak bir şeyler tahlil yaparsak yine eksik varabiliriz. Evet. Doğal olarak bütün bu projeleri dışarıda bırakılacak olan tek şey Müslüman ülkelerine ne olursa olsun birbirlerine yaklaşmasıdır. Çünkü bu coğrafyadaki bütün projeler New York merkezli projelerdir. Londra merkezli projelerdir. Öyleyse olması gereken şey İsrail'le normalleşmek değil, Müslüman ülkelerin, başkentlerin birbirleriyle yaklaşmasıdır. Şimdi ben geçen hafta şeye gittim. Yani bir İran seyahatim oldu. Orada tabii bazı sohbetler yaparken... Nasıl bakıyor İran bu hadiseye? Yani işte onlar da yani nihayetinde bu coğrafyada... İran'ın bu görüşmeden rahatsız olabileceğini söyleyenler var. Hayır. Yani tam bakın, tersini söyleyenler. Yani şöyle 7 Ekim olduğu zaman da şu söyleniyordu. Bundan İran faydalanırdı. İsrail'e ve İran'a yarar deniyordu. Hayır. Böyle görürsek o zaman New York gözlüğüyle bakarız buradaki coğrafyaya. Şimdi bakın. İran destekler açıklama yaptı mı bu görüşmeyi? Hangisini? Yok böyle kamuoyuna ya onların seçimleri vardı zaten. Başka şeyleri vardı. Yaparlar mı yapmazlar mı? Oradaki devlet gelenekleri çok daha farklı biliyorsun. Farklı işliyor. Her devletin yaklaşımı da farklı işleyebiliyor. Diplomasisi de farklı olabiliyor. Şimdi bakınız şeyde Irak, İran petrol zengini bir ülke. Bakıyorsun ambargo var. Çin alıyor. Aslında Türkiye'nin alması gerekir. Ben İran'a 4-5 kez gittim. Bunlardan birincisi Erbakan Hoca'nın Başbakanlığı'nda gittik. Ekrem Kızıltaş ağabeyimizle birlikte gittik. Ekrem abi de Milli Gazete'nin genel yayın yönetmeniydi. Biz de Ankara bürosundan gitmiştik. Sonra 2009'da hocayla gittim ben. 12 gün kaldım İran'da. Oğuzhan Asatürk abiyle bundan 5-6 yıl önce bir İran'a gitmiştim. O yüzden de oradaki denklem çok önemli. Burada yani 3-4 tane ülke var. Önemli olan Türkiye, devlet geleneği bakımından Mısır ve İran. Bu üç ülke zaten başkentler olarak ve bölge politikal olarak bir araya gelsin bölgede birçok problem çözülmeye var. Bunun örneğini verdik. Astana süreci. Astana süreci Amerika'nın ve New York'un dışında işleyen bir süreçti. Ve Katar'la ilgili bir takım şeyler vardı. Hatırlarsanız mesele halloldu. Yani İran'la Türkiye'nin yakınlaşması. Burada şunu şey yapamıyoruz. Yani biz İsrail'le normalleşme süreçleri olursa Müslüman ülkelerin birinde hiç problem yok. Herkes destekliyor. Aman ama her ne hikmetse yani Müslüman ülkeler illa birbirleriyle çatışmalı, savaşmalı. Tabii ki Esad'in yaptıkları veya ortaya koyduğu zulümleri meşrulaştırmak adına kimse bir şey söyleyemez. Bu konuda da bizim herhalde Suriye politikaları üzerindeki hep uyarılarımız, ikazlarımız hafızalardadır diye düşünüyorum. Evet yani liderlerin bir araya gelmesi bölgede birçok sorun çözümü. Bu da hemen olmaz. Bakın tekrar söylüyorum. Kimse bir çırpıda Şam'la Ankara'nın birbirine şöyle çok yaklaşmasını beklemez. Şam içinde, Ankara içinde geçerli olan bir şeydir. Bu süreçtir. Ve bu sürecin içerisinde şimdi herkes müzakere şeyi, zeminini konuşacak. Suriye'de konuşacak, Türkiye'de konuşacak. Ekrem abinin anlattıkları çok doğru şeyler. Toparlayalım. Bu bakımda. Diğer yorumcuların önemli olan şu hakikati bilmek lazım. Mısır ve Türkiye ve İran olmadan, onların birlikteliği 3 aşağı 5 yukarı olmadan bu bölgede istikrar sağlanamaz. Suriye olmadan da barış sağlanamaz. O yüzden de bölgenin barışı bakımından Suriye ile Ankara'nın yaklaşması ve diğer ülkeleri dışarıda bırakarak söylüyorum, küresel ülkeleri Rusya'da dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere küresel menfaatleri dışarıda bırakarak yapılacak süreç Astana süreci gibi Türkiye ve bölgeye büyük faydalar sağlayacaktır. Murat Alan, İran destekler mi görüşüm? Ya şimdi temennilerimizi söyleyelim, desteklemesi lazım. Realiteyi söyleyelim. Yani ona vaktimiz yetmeyecek. Bence Esad'la Netanyahu arasında da çok büyük bir fark görmüyorum. Her ikisi de katil. Her ikisi de masum insanları iktidarını pekiştirebilmek adına katletmeyi göze alan ve katleden biri. Ama Netanyahu ile görüşüyorsanız Esad'la da görüşebilirsiniz teknik olarak. Büyük Sisi ile görüşüyorsanız Esad'la da görüşebilirsiniz. Niye? Müslüman orada bir bebeğin ölümüne engel olabiliyorsanız görüşeceksiniz. Müslüman kardeşlere yönelik bir yaptırım gücünüz varsa olumlu anlamda böyle bir şey elde etmek için ya devireceksiniz, deviremiyorsunuz. O zaman etki edebilmek adına olumlu bir tavır takınacaksınız. Şimdi Esad şöyle bakıyorum. Kim görüşelim dedi? Esad. Esad. Putin'in özel temsilcisine söyledi. Peki kim kabul etti? Türkiye. Evet. Yani basit, bak çok basit. Hani 2 çarpı 2, 4. 4 çarpı 4 şu. İşte öyle devam eden bir şey. Kim görüşelim dedi? Öncesinde Astana sürecine Esad'ı kim dahil etmek istiyordu? Rusya. Kim hayır diyordu? Gelmezse gelmesin diyordu. Türkiye. Başarılı oluyor muydu? Oluyordu. Getirtmiyordu Esad'ı. Şimdi Esad dedi ki görüşelim. Konjektör, real politik, Türkiye'nin tavrı, o bölgenin şu anki hali, Türkiye bir operasyon yapmak istiyor. O operasyondaki geliştirmek istediği pozisyon, yeniden Trump gelebilir. Bunların hepsi bir denklem. Devleti yöneten güç de şunu diyor. Devleti yöneten güce Esad bir teklifte bulundu. Görüşebiliriz, görüşmek istiyoruz. Yeni bir süreç başlatıyoruz. Niye? 2023'teki seçimlerden Türkiye, Erdoğan galip çıktı. Önümüzdeki süreçte de Erdoğan hükümeti olacağını görüyor. 2023'te görüşebiliriz durumunda Esad ne diyordu? Seçimden sonra diyordu. Hatırlayın onların açıklamalarını. Şimdi ne oldu? Esad dedi ki görüşelim. Türkiye dedi ki tamam, hay görüşelim. Şimdi görüşelim dediğimiz noktada sanki görüşmeyi Türkiye talep etmiş gibi, ki Türkiye de talep etmeliydi. Etmeliydi ama Türkiye talep etmiş gibi Esad ve ekibi şöyle diyor. Türkiye'deki Baasçılar da şöyle diyor, azınlıklar, küçük bir azınlık, o Baasçı ekibi biliyoruz, mezhepçi, Baasçı bir ekip var. Onlar da diyor ki, Esad bak bunu dedi diyor. Şimdi şartları şu diyor, ya Esad şart belirleyecek durumda mı? Ülkenin bir yarısı, hadi ona göre söyleyeyim, onun ifadesiyle Türkiye tarafından işgal edilmiş. Diğer yarısı PYD, PKK tarafından işgal edilmiş. Bir bölümünü Ruslar 100 yıllığına alıyoruz demiş. Bir bölümünü biz birbirimizi yerken ne derler ona? İsrailli alçaklar, teröristler gelmiş yerleşmiş. Esad şimdi diyor ki bütün bir realitenin içerisinde PYD, PKK gitsin demiyor. Silah bıraksın demiyor. Türkiye gitsin diyor. Türkiye'ye bağlı unsurlar da terk etsin diyor. Türkiye diyor ki bak eyvallah. Benim zaten senin toprağında gözüm yok. Tamam da böyle diyor ki bana göre o da doğru olması gereken bir şey değil. Yani oradanın toprağında gözümüz yok kısmı da bence tartışılır. Toprağında gözümüz yok diyor. Tamam gel askerini yerleştir buraya diyor. Ben de seninle bak Rusya ile birlikte kademeli olarak bu bölgeden çıkayım diyor. Bak İdlib'de yaptığımız durum ortada diyor. Bir mutabakat var diyor. Yok diyor sen git diyor. Senden başka kim gelirse gelsin. Türkiye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonunu düzenliyor. PYD PKK'ya kök söktürüyor. Fırat'ın diğer tarafına doğru kaçmak durumunda kalıyorlar. Ya bir bakıyoruz rejimin sembolik 10 tane askeri geliyor. PYD PKK'nın bayrağını, flamasını indiriyor. Suriye rejimi bayrağını asıyor. PKK'lılar karşıda duruyor. Diyor ki sen diyor rejimle çatışacaksın bu şekilde diyor. Şimdi böyle bir denklem var ortada. Şimdi görüşelim. Şimdi hatırlıyor musunuz? Katar'a yönelik Suudi Arabistan ve o bölgenin operasyonu olduğunda burada program yapıyorduk. Yusuf sen yoktun ama Ekrem abi buradaydı. Çok iyi hatırlar. O yayını konuştuğumuzda şunu söyledim. Ya Türkiye Katar'ın arkasında duracak da Katar'ın arkasında durabilecek mi? Mesele o. Türkiye risk aldı. Gitti ordusuyla birlikte oraya yerleşti. Şimdi Esad'la görüşelim. Görüşelim. Ya biz Netanyahu'yla görüşüyoruz. Esad'la niye görüşmeyelim? Yani oturacaksa, adam olacaksa masada görüşelim. Çıkarları, Müslümanların çıkarları da bunu gerektiriyorsa görüşelim. Ama sorun şu. Esad'ın arkasında durabilecek mi biz görüştükten sonra? Niye? Rusya farklı bir taraftan çekecek. Çünkü esas olan olmak ister mi? Rol kaptırmak ister mi başka bir ülkeye? İran belki farklı bir taraftan çekecek. Ya da Esad'ın kendi içerisinde kendi adamlarına suikast düzenleyen adamlar. Bu göreceksiniz. Belki de Golan Tepeleri de İsrail lehine başka bir şekilde olabilir. Elbette olabilir. Konuşulan konu Türkiye, Suriye normalleşmesinin içerisinde Golan da var. Olabilir. İsrail bakımı. Elbette olabilir ama ben şunu söylüyorum. Hemen sonlandırıyorum. Toparlamayacağım. Hemen sonlandıracağım. Tamam. Biz Katar'la görüştük. Katar'ın arkasında durdu elhamdülillah. Sonuç aldık. Somali ile görüştük. Somali'nin arkasında durdu. Biz sonuç aldık. Şimdi Esad'la görüşelim. Tamam. Esad'ın arkasında duracaksa tamam. Ama yok. Türkiye çıksın. Şunlar gitsin. Sen şart koşacak durumda değilsin. Ne zamandan beri borçlu alacaklıya şart koşuyor? Böyle bir tablo. Peki. Ertuğrul Bey. Suriye konusunu tabii uzun süredir konuşuyoruz. Genel çerçevede hep aynı minvalde gidiyor. Burada biraz ifadesi değişti. Tabii şöyle. Yani, hani en başta şöyleydi, şöyle söyleyeyim. Egemenlik haklarımıza saygı duyan Türkiye ile görüşebiliriz. Şimdi Türk askeri çıkmalı. Ya tabii şununla bir başlayayım ben önce. Tabii az önceki bölümle ilgili hep aynı sorunu yaşıyor bizim camianın insanları. Sürekli kendi oldukları şeyi insanlara ispatlamaya çalışıyorlar. Karşıdakini de buna zorluyorlar. Yaşayan bir insana sen yaşıyorsun, sen yaşıyorsun demek gibi bir şeydir bu. Hamas vardır de. 20 senedir diyorum, bunu tekrar dememe gerek yok. Sokak hayvanlarıyla ilgili biz böyle bir medeniyetiz. Bunu bizim anlatmamıza gerek yok. Kimsenin bizi zaten olduğumuz şeye ikna etmesine gerek yok. Kimse Ertuğrul Akar'ı şu düşüncelerine sen böyle düşünüyorsun söyle. İhtiyacım yok. Herkes istediği gibi düşünebilir. Ben ne düşünüyorsam öyle konuşurum. Ertuğrul'u tanıyanlar bilirler. Ertuğrul'a sen yaşıyor mu? Ya bunu söylememe gerek var mı? Bak nefes alıyorum. Aynı mantıktır. Bizim cami oradan kaybediyor. Hep iyi şey yap. Ya sen iyisin ama söyle, yap. Ya geçelim bu işleri. Neysen öyle yaşıyorsundur zaten. Onu konuşuyorsundur, onu yapıyorsundur. Yani bu işler doğru işler değil. Bir. İki. Suriye konusunda da aynı şeye saplanıyoruz. Esad'la görüşsün mü? Görüşmesin. Bak iş oradan çıktı. Bizim artık bunu tartışmamızın bir anlamı yok. Türkiye ne yapacak? Bizim derdimiz Esad'la görüşmek değil. Türkiye orada olmaya devam edecek mi? Yoksa geri mi çekilecek? Sen bunu bakacaksın. Şimdi şuna da katılmıyorum. Irak tuzağa düşürüldü. Şeye saldırtıldı, Kuveyt'e saldırtıldı, Türkiye'de Kerkük üzerinden. Bir dakika. Irak ne zaman devlet oldu da, ne zaman Kuveyt Irak'ın oldu da, ne zaman hak iddia etti de, bunlar ne zaman oldu? Oraların sahibi Osmanlıydı, bizdik, Türklerdi ya. Ben orada tabii ki hak iddia edeceğim. Sen benim yanı başıma, benden çaldığın yerlere terör devleti kuracaksın. Bana diyeceksin ki sen konuşma. Sen orada hak iddia etme. Sen orada ilgili siyaset yapma. Ya bir dakika ya, ne oluyoruz ya? O zaman senin yurtta sulh, cihanda sulh'ten ne farkın var? O anlayışta ne farkın var? Ne farkın var kardeşim? O zaman biz sadece şunu yapacağız. Siyonistler onu yaptı, İsrail bunu yaptı, ABD bunu yaptı. Sadece bunu konuşuruz. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar o zaman. Ya bir dakika ya. Yani YPG'ye orada ses çıkaramayanların Türkiye ile ilgili yorumlarını kabul etmek mümkün değil. Burada konuşacağımız şey şu. Kardeşim kuzeye, İran kuzeyine terör devletini kurdular mı? Evet. İki dakikada toparlayalım. Suriye'nin kuzeyine terör devletini kurdular mı? Rejimini. Kurdular mı? Evet. Seçime gidiyorlar. Amerika seçimi yapamazsın demedi. Ki o da ayrı bir ironidir. Niye Amerika'nın onayını bekliyoruz? O da ayrı bir ironidir ki Sayın Cumhurbaşkanı beklemiyor zaten. Ezip geçti oraları. O ayrı bir meseledir ama sonuçta böyle bir siyaset dönüyor. Ya sıranın Türkiye'ye geldiğini nereye söylememiz lazım? Kime anlatmamız lazım? Bu isyanı nereden başlatmamız lazım? Aynı aktörlerin PKK'nın Suriye'de, Irak'ta yaptığını bugün Türkiye'de CHP içerisinde meşru siyaset yoluyla yaptığını kime anlatmamız lazım? Ya bu isyanı bizim nereden başlatmamız lazım? Ya bırakın Esad'la konuşmayı kardeşim. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyla önce konuşacaksın ya bu işi. Senin PKK'yla işin olamaz diye kanun yapacaksın sen ya. Sen belediyelerin bölünsün diye, anayasa yapamazsın diye kanun yapmak zorundasın. PKK oralarda rejimler kurdu, ülkeler bölündü, sıra sende, arz-ı mevut dedikleri bu saçmalık. Aha işte bu. Biz nereye isyan etmemiz lazım? Yani bir ara ekonomik kriz vardı. Ecevit başbakanken meclisin önünde biri yazar kasa falan, böyle bir şey mi yapmamız lazım ya? Bırakın Suriye'yi. Biz zaten oradayız. Gerekeni devletimiz yapıyor. Sen Türkiye'de hiçbir şey yapamıyorsun ya. Daha sokak hayvanlarıyla ilgili bu rezil adamlarla baş edecek bir durumumuz yok ya. Hala doğru yaptığımız şeyi, doğruyu savunmak zorunda kalıyoruz. Onun için Esad'la görüşür Sayın Cumhurbaşkanı, Keşke Başkan görüşseydi. O şey bir politikadır. Dün görüşmedi, bugün görüşür. O ayrı meseledir. Zaten oradayız. Gereğini de yapıyoruz. Geri adım da atmıyoruz. Devletimizi Allah var etsin. Ama yani içeride önce bir, geçen hafta da konuştuk bunları. İçeride önce bir bu terörle ilgili, bu terörün siyasetin içerisinde meşrulaşma olayıyla ilgili bir çözüm bulman lazım. Önce bunları çözelim. Kendi ülkemizi güvenlik altına alalım. Sonrası Allah kerimdir. Hukukçu Ertuğrul Akar, çok teşekkür ederim. Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Milli Gazete Genel selamlar. Sağ olun. Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Programımızı noktalıyoruz. Hayırlı geceler diliyorum.